Bir sürü konuşulacak konu var ama bir tane konu herhalde çok tartışılacak. Berat Albayrak istifa etti mi, etmedi mi? Ne oldu, arka planı ne? Bütün bunları konuşacağız, bağlantılarımız olacak. Aynı zamanda bunun dışında konuşacağımız şeyler var. Elbette ki Covid salgınını konuşacağız. Elbette ki Trump'ın seçilemeyişini konuşacağız. Ve elbette ki ekonomiyi de konuşacağız. İnsan haklarını ama muhakkak konuşacağız. Ankara'daki son kulisleri konuşacağız ki şu sıralarda epeyce birikmiş vaziyette. Onun için hemen konuklarımı tanıtayım. Öncelikle Ankara'dan kulisleri her zaman olduğu gibi efendim Veysi Dündar gazeteci anlatacak. Hoş geldin Veysi. Hoş bulduk. Efendim Cihangir İslam kendisi hakikaten insan hakları konusundaki çalışmalarıyla iyi tanınan bir milletvekili ama aynı zamanda bir doktor, tıp doktoru. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Kendisi bağımsız milletvekili şu anda. Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakeza insan hakları konusundaki çalışmalarıyla öne çıkmış birisi. Ama aynı zamanda yine bir tıp doktoru, özellikle de bu COVID'in en çok saldırdığı organ olan akciğerler konusunda uzman olan bir doktor. Ama Kocaeli milletvekili HDP'nin aynı zamanda. Dolayısıyla hem siyaseti konuşacağız hem siyaset dışı şeyleri. Efendim Amerika'dan Ali Vural Bey, profesör, geçen haftada kendisine bağlamıştık. Trump nasıl kaybetti? Herhalde bir onu bize anlatacak. Ama bundan sonra Türkiye konusunda neler olur, ne tür gelişmeler olur Amerika-Türkiye ilişkilerinde onları konuşacağız. Fakat kendisi profesör, ne profesörü? İktisat profesörü efendim. Türkiye'nin geldiği şu iktisadi durum hakkında bizi epeyce aydınlatacaktır. Hoş geldiniz. Merhabalar. Öncelikle ülkeme, ülkemdeki güzel insanlara ve tüm arkadaşlarıma selam olsun. Teşekkürler güzel giriş için. Evet, konuşacak çok konu var. Peki, yavaş yavaş başlayalım efendim. Şimdi bundan 1,5 saat kadar önce gündeme bomba gibi bir şey düştü. Bir istifa haberi. İstifa haberi Instagram'dan, sosyal medya hesaplarından daha doğrusu öyle söyleyelim. Gelen bir haber işte Berat Albayrak uzunca bir yazıyla istifa ettiğini bildirdi. Herkes acaba bu sahici bir durumu hesaba eklendi mi diye konuşmaya başladı. Nitekim o şeyi de arkadaşlar göstersinler, o efendim, açıklamayı da. Arkasından hakikaten bir süre sonra bir hesabım hacklendi şeyi, açıklaması geldi. Fakat kendisinin hesaplarına da ulaşılamıyor. Dolayısıyla ortada bir karışıklık oldu. Acaba hacklendi mi, hacklenmedi mi, istifa etti mi, etmedi mi? Bu nereden çıktı? Bu işin evveliyatı nedir? Bunların hepsini sırayla konuşmamız lazım. Öncelikle Veysi Dündar, sana sorayım. Yani kuşlar ne diyor bu konuyla ilgili? Şimdi... Maliyeyi, ekonomiyi, döviz kurlarını getirip cami avlusuna bıraktılar diye espriyle başlayayım. Hali hazırda şu an ne hikmetse Süleyman Soylu'nun istifa ettiği gecenin benzeri bir gece yaşıyoruz. Acaba reaksiyonlar nasıl olacak? Destek bulacak, biz bulmayacak biz gibi bir handikap arasında. Sayın Erdoğan'ın bu hamleyle istifa edip etmediği henüz yalanlanmadığı halde biz istifa etti olarak konuşmak üzere burada bulunalım. Ekonomik niye öyle yapalım? Nasıl? Yani istifa etti mi, etmedi mi, etti diye niye konuşalım? Şöyle, yani yalanlanmadı en azından bunun. Yani. Ben Sayın Süleyman Soylu'nun istifa ettiği geceye benzediğini söyleyeyim. Hı hı. Buradan
Geri vites de olabilir. Maksat destek almak da olabilir. Sayın Berat Albayrak'ın şu anki ekonomik gidişattan ya da parti içindeki muhalif beyanlardan bir şekilde böyle bir destek bulmaya dönük hamleler de olabilir. Sayın Erdoğan'ın burada 3 tane kazanımı olabilir. Şöyle söyleyeyim. Yani ekonomik gidişattan damat beyin müteşekkil olmadığını ve dolayısıyla istifadan sonra böyle bir Naci Abal'la düzenleme yoluna gidilebileceğine dair bir beyan olabilir. Erken seçime doğru yol alırken ekonomik gidişatın damat beyden kaynaklı olmadığına dair bir hamle de olabilir. Bu yüzden vazgeçti diye söylenebilir. Bir üçüncü seçenek de Meral Akşener'in devamlı surette damat beyden, damat bey diye bahsettiği ekonomik gidişatın mümessili, daha doğrusu sorumlusunun Berat Albayrak olduğuna dair devamlı surette bu beyanını kırmaya dönük ve dolayısıyla belki de beraber bir ittifaka dönük bir hamle olabilir diye düşünüyorum. Peki, bunu tartışmaya devam edelim gelen şeyleri. Ama Barış Yarkadaş hakikaten önemli bilgileri en hızlı vermesiyle tanınan efendim gazetecilerden biri. Aynı zamanda CHP'li bir siyasetçi. Şimdi telefonumuza bağlandı. Onun gerçekten ilginç paylaşımları var. Barış Yarkadaş beni duyabiliyor musun? Duyuyorum Cüneyt Akman, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Akman'ı Yarkadaş'ı bırakalım. O zaman sevgili Barış, neler duydun? Neler duydun ve neler değerlendirme olarak senden gelir? Yani duyumlar evet. Ne? Senin değerlendirmelerin ne? Hemen şöyle anlatayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabah saatlerinde Kocaeli İl Kongresi öncesi Berat Albayrak'a dün yaptığı açıklamadan dolayı uyardığı, biraz da bunun tonunun sert olduğu yönünde bir bilgi aldım. Biliyorsunuz dün Berat Albayrak doları aslında istesek düşürürüz ama ilgilenmiyoruz gibi bir söz söylemişti. Ya. Bundan dolayı Erdoğan'ın kendisine tepki gösterdiğini öğrendim. İki, Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Naci Ağbal'ı Berat Albayrak kabullenemiyor. Hatta yakın çevresine bardağı taşıran son damlanın bu olduğu yönünde bazı değerlendirmeler yaptığı da AKP kulislerinde dile getiriliyor. Naci Ağbal'la Berat Albayrak'ın arasında zaten yıllara dayalı bir siyasi ihtilaf var. Nereden kaynaklanmıştı bu ihtilaf bilmeyenler için? Valla tam hatırlamıyorum. Yalan söylemeyeyim. Ben de bugün şimdi 4-5 yayına katıldım ama bir ihtilafın olduğu, hatta Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi ikisinin arasında hayli sert tartışmaların geçtiği, ekonominin gidişatına ilişkin bazı konularda fikir ayrılıklarına düştükleri AKP kulislerinde biz milletvekiliyken de dile getiriliyordu. Biz Ankara'dayken de bunlar sık sık konuşuluyordu. Şimdi tüm bunlar üst üste gelince Berat Albayrak'ın akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vermedi. İstifa ettiği, istifasını da internette yayınladığı zaten kulislere düştü. Ben bu haberi duyar duymaz hemen Berat Albayrak'ı aradım. Fakat telefonu kapalıydı. 3-4 kez aradım. Değişik dakikalarda aradım. Belki düşürebilirim diye biraz hani gazeteci heyecanıyla. Daha sonra bakan yardımcısını aradım. Ardından özel kalem müdürünü aradım. Fakat tamamının telefonu kapalı. Eğer herkesin telefonu kapalıysa zaten bu bilgi artık kesinleşmiş demektir. Belli ki Berat Albayrak yakın çalışma arkadaşlarına da kimseye bilgi vermemeleri, değerlendirme yapmamaları yönünde bir uyarıda bulunmuş. Şu an itibariyle Berat Albayrak'ın istifası kesinleşti ama az önce AKP'den aldığım bir bilgiyi de size söyleyeyim. Evet. Milletvekillerine, parti yöneticilerine Berat Albayrak'ın istifası ile ilgili bir değerlendirme yapılmaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamanın beklenmesi söylenmiş. O yüzden AKP'liler şu anda belki birkaç tweet attılar ama tweetleri herhalde durduracaklar. Onu söyleyelim bir. İki, bazı farklı değişikliklerin olacağı da söyleniyor. Az önce de zaten birkaç tweet attım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirileceği, keza Süleyman Soylu'nun da Cumhurbaşkanı yardımcılığına atanacağı ve Süleyman Soylu'nun yerine Mustafa Varank'ın İçişleri Bakanı olarak görevlendirileceği konuşuluyor. Keza Berat Albayrak'ın da ortalık biraz durulduğunda Dışişleri Bakanlığı görevine getirileceği siyasi kulislerde dile getiriliyor. Berat Albayrak'tan boşalan
Bakanlığa da İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bani'nin atanacağı ifade ediliyor. Biliyorsunuz ben bunu Mart-Nisan aylarında da söylemiştim. İş Bankası'nın kaynaklarının hazineye devredilmeye, daha doğrusu CHP'nin denetlediği kısmın hazineye devredileceğine ilişkin tartışmalar çıktığında, hı hı, Adnan Bani bu tartışmalara hiç tepki göstermemişti. Ben de bakan olarak atanacağı için konuşmuyor demiştim. Şimdi sanırım o noktaya geldik. Başka ne olacak? Siyaset kulisi AKP'de kazan kaynıyor. Biliyorsunuz Mart ayında AKP'nin bir kongresi olacak, Tireyi Takman. Evet. Ve orada da Erdoğan'ın çok farklı bir karar alarak Cumhurbaşkanlığı koltuğunda kalacağı, AKP Genel Başkanlığı'na aday olmayacağı ve Numan Kurtulmuş'un AKP Genel Başkanı olacağı yönünde de bugün konuştuğum AKP milletvekilleri, eski ve yeni milletvekilleri de bu iddiayı dile getirdiler. Yani AKP yeni döneme hazırlanıyor. Bu bir seçimin işareti mi? Bunu söylemek için biraz erken. Çünkü Mart ayını görmek lazım. Erdoğan hem kendi kongrelerinin hem MHP'nin kongresinin bitmesini bekliyor bir seçimle ilgili karar alıp almamak için. Ama anlayacağımız şu, artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sistem yürümüyor. Ekonominin kötü olmasının Berat Albayrak'la ilgisi ne kadardır derseniz bence %5, %3'tür. Çünkü hani sizin oradaki konuklarınızın, hı-hı, kim olduğunu şu anda bilmiyorum ama evet, yayını izleyemediğim için dışarıdayım. Hı-hı. Ama en azından Cüneyt Akman'ın ekonominin düzelip düzelmeyeceğini, Berat Albayrak'ın gitmesiyle doğrudan ilgisinin olmadığını izleyicilerimize anlatacağını biliyorum. O yüzden AKP Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bence ömrünü biraz siyaseten uzatmaya çalışıyor. Berat Albayrak gitse, yerine Adnan Bani gelse ne olacak? Yapısal kriz çözülmedikten sonra, Türkiye'ye yatırım gelmedikten sonra değişen bir şey de olmaz. Ama şu açık ki artık AKP ekonominin yükünü taşıyamıyor, Türkiye de AKP'yi taşıyamıyor diyeyim. Oradaki konuklarımıza da fazla haksızlık etmeyin telefonla, peki, bağlanarak. Çok teşekkür ederim Barış ben arkadaş. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Şimdi enteresandır, senin sözünü kesmiştim Veysi, evet, Dündar. Hani diyordun ki işte bazı değişiklikler olacak vesaire. Ama zaten Barış arkadaşın şimdi söylediği, AKP Genel Başkanlığından çekilip onu Numan Kurtulmuş'a vereceğine dair kulisi geçtiğimiz hafta sen söyle, evvelki, evet, hafta sen, evet, söylemiştin. Evet, hafta söylemiştim. Dolayısıyla daha Ankara'daki kulisleri öğrenmek isteyen beni ben olasın diye bir latife yapayım. Cidden de böyle bir hazırlık söz konusu ama AKP'nin şu an burada yapmak istediği şey şu: Numan Kurtulmuş'un AKP'nin genel başkanı yapılmasıyla beraber muhalif partilerini olabildiğince bölmek ve ne kadar çok bölünürlerse şayet oy potansiyellerinin de o kadar kırılma noktasına ulaşacağına dair beyanlar var. Bunu ilkin hatırlarsanız İyi Parti'de görmüştük ilk kırılma noktasını. Dün itibariyle Saadet Partisi'nde de böyle bir kırılma noktasına şahit olduk. Normalde Saadet Partisi'ndeki işleyiş istişareyle alınır ve atama yapıldıktan sonra herhangi bir itiraz yapılmaz. Dün itibariyle Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun da inisiyatifiyle İstanbul İl Başkanlığı'na Ömer Faruk Yazıcı atandı. 32 yaşındaki bir arkadaşımız. Lakin Abdullah Sevim de şu an İstanbul İl Başkanı olan, eski il başkanı diyelim bu atamadan sonra, şu an eski il başkanı olarak geçen Abdullah Sevim'in de bu atamaya itiraz ettiği ve dolayısıyla 29 Kasım'da ki kongrede aday olacağına dair beyanlar var. Bu da her ne kadar Saadet Partisi oy potansiyeli olarak 1-2 bandında gözükse bile en azından AKP'nin doğuş, ne diyeyim, doğuş sahası olan milli görüşçülerin buradan hareketle onların da arasına böyle bir nifakın girdiğini söyleyelim. Peki. Bunu zaten daha geniş tartışacağız. Çünkü iş bir şekilde seçime doğru yuvarlanıyor. Gidiyor. Yani bütün bu operasyonları, küçük çaplı skandalları, büyük çaplı skandalları, karışık işleri, söylentilerin hepsi bir tek istikamet gösteriyor aslında. Zamanlama henüz belli değil ama olay seçime doğru gidiyor, gözüküyor şu anki. Dolayısıyla bunu uzun uzun konuşacağız, ekonomiyi de konuşacağız. Eğer arkadaşlar bağlayabilirlerse Barış Soydan'ı T24 haber sitesinden bağlarlarsa çok sevineceğim.
Evet, o da hazırmış. Çünkü bu konuyla ilgili, evet. Bir Barış Soy'dan beni duyabiliyor musun? Duyuyorum. Ha, çok güzel. Görüntüsünü alabilir miyiz? Barış'ın görüntüsünü görebiliyor muyuz? Evet, ha çok güzel şimdi. Tamam. Öncelikle hoş geldin. Merhaba. Son derece sıkışık vaktinde bize bağlandığın için teşekkür ederim öncelikle. Sayın seyirciler, Barış Soy'dan Türkiye'nin hakikaten en iyi ekonomi gazetecilerinden birisi ve son zamanlarda yazdığı bir dizi yazıyla Merkez Bankası'nda neler olup bittiğini anlatıyordu. Şimdi bu hadise Merkez Bankası'nda neler olup bittiğiyle şimdi Berat Albayrak'ın bu istifa iddiası diyelim, iddiayı tırnak içinde tutarak arasında bir bağlantı var mı? Olay ne oldu? Nereden çıktı? Senin kanaatine göre burada durum nedir Barış Soy'dan? Her şey aslında işte Merkez Bankası başkanlığındaki sürpriz değişiklikle başladı. Gece yarısı, Cuma gece yarısı Murat Uysal'ın görevden alındığını ve yerine eski Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın atandığını öğrendik. Şimdi orada aslında bir işaretin bulunduğunu söylemek mümkün. Albayrak ile Naci Ağbal'ın arasının iyi olmadığı, bir mesafe bulunduğu ikisinin arasında biliniyor. Bu mesafenin başlangıcı neydi? Nereden başladı bu iş veya nerede ilk defa ortaya çıktı diye soracak olursam. Şöyle biliyorsunuz Halef Selef ikisi 2015 yılında Davutoğlu döneminde Maliye Bakanlığı'na getirilmişti. Ağbal, Naci Ağbal. Daha sonra Binali Yıldırım Başbakanlığı'nda devam etti. 2018 Haziran'ında Türkiye'nin başkanlık sistemine geçtiği seçim sonrasında görevinden ayrıldı. Ama kızağa çekilmedi Mehmet Şimşek'ten farklı olarak. 2018'in Temmuz ayında, Temmuz'un sonlarına doğru Cumhurbaşkanlığı'nda yeni kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na atandı. O dönemde fiyakalı bir ismi var aslında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. Fakat daha sonraki zamanlarda bu birimin bir anlamda Albayrak tarafından hani biraz kısıtlandığı, biraz pasifize edildiği yönünde haberler duyuldu. Bu yönde bir takım bilgiler vardı. Albayrak, Ağbal'ın bir açıdan ekonomi içinde etkili ikinci bir odak olarak sivrilmesini engellemeye çalıştı. Arasında bir mesafe olduğu bundan ötürü, bunun dışında da belki bir takım başka anlaşmazlıklar olabilir. Ama bir soğukluk, bir mesafe olduğu zaten kulislerde konuşulan, bilinen bir şeydi. Bugün Emin Çapa da bir başka iddiadan bahsetmiş. Aralarında daha da sert bir takım olayların yaşandığına dair. Ama Albayrak tarafından Ağbal'ın hani bir potansiyel, belki bir anlamda tırnak içinde diyelim bir rakip olarak görüldüğü ortadaydı. Dolayısıyla Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanması o açıdan çok ilginç bir gelişmeydi. Albayrak ekonominin yönetimindeyken işte Murat Uysal, eski Merkez Bankası Başkanı gibi, eski Başkan Murat Uysal gibi tümüyle Berat Albayrak'a bağlı hareket edecek bir isim yerine daha hani kendi kişiliği olan, geçmişte başarıları olan kendince, çünkü Ağbal döneminde, Maliye Bakanlığı döneminde bütçe bu kadar bozulmamıştı henüz daha. 2015-2018 arasında Albayrak'ın gelmesi sonrasında dengeler iyice bozuldu. Bu 2018'deki meşhur işte kur kriziyle başladı her şey. Dolayısıyla Ağbal'a çok fazla söz geçiremeyeceği anlaşılıyordu. Orada da bir gariplik, bir tuhaflık olduğu işin doğrusu belliydi. Biz de bunu anlamaya çalışıyorduk. Hani buradaki bu enteresan ikisi arasındaki işte geçmişi de göz önünde bulundurarak anlamaya çalışıyorduk ki pazar işte günü biraz evvel, bir iki saat önce Albayrak'ın istifasını duyduk. İkisi arasında bir bağlantı olduğunu söylemek pekala mümkün. Anladım.
Peki, çok teşekkür ederim Barış ben Soy'dan. Ben teşekkür ederim. Bu arada bu konuyla ilgili herhalde yarın T24'te geniş olarak yazacaksın. Evet, biraz daha arka planını yazacağım. Aslında Naci Ağbal'ın Merkez Bankası'nda neler yapabileceğine dair bir yazı hazırlıyordum. Şimdi Albayrak'ın istifası sonrasında biraz revize etmeye çalışıyorum ama arka planına bakacağız T24'te. Evet. Peki, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi aslında olay büyük ölçüde ortaya çıkmış gözüküyor. Sadece meselenin ne şekilde cereyan edeceği, ikna edilecek mi, Soylu gibi edilmeyecek mi, bu bir blöf müydü yoksa aslında ayrılması mı isteniyor idi? Çünkü gayet garip ve karmaşık işler oldu. Önce böyle bir istifa yazısı oldu, paylaşımı. Sonra çekildi, sonra hacklendi dendi, sonra o da söylenmedi. Bu saate kadar bir açıklama hükümetten yok. Her türlü telefon kapatılmış neredeyse. Bu size ne anlatıyor? Bana büyük genel bir hukuksuzluk olduğunu gösteriyor ve modern Bizans kulislerini yaşadığımızı gösteriyor işin doğrusu. Ülke öyle bir hale gelmiş ki tamamen her alanda büyük bir hukuksuzluk var, demokrasiden uzaklaşma var, yönetim krizi var, demokrasi ve hukuktan uzaklaşınca ekonomi de çökmeye başladı. Ne yapacağını bilemez bir iktidar var karşımızda ve bu tablo ortaya çıkıyor. İstifa haberi netleşiyor gibi ama bakın 1-2 saattir biz bu konuyu konuşuyoruz. Son derece gayri ciddi bir durum var ortada. Bir bakan istifa ettiğini açıklıyor, Instagram hesabından açıklıyor. Twitter hesabına ulaşamıyorsunuz. Hadi diyelim hacklendi şu bu, evet ama peki devlet adına çıkıp açıklama yapacak bir yetkili yok mu şu ülkede? Nasıl bir ülke haline gelmişiz? Bu da zaten işte olayın vehametini gösteriyor. Ne hale geldiğimizi gösteriyor. Olacak bir iş değil. Yani bir bakan böyle bir açıklama yazsın, sonra hani bir başka açıklama gelmeden ortalık böyle tamamen bir sise boğulsun. Bir büyük kaos ortamını yaşadığımızı görüyoruz. Yani yönetemiyorlar. Bir çöküş ortamı var maalesef. Çok üzücü. Bunun bedelini fakir halk çekiyor. Yani işte daha dün bu insanlar dolar yükseliyorsa yükselsin ne olacak biz TL ile alışveriş yapıyoruz falan diyordu. İşte dün daha İstediğimiz zaman doları yükseltiriz diyen bu bakan bugün kendisi düştü. Şu anda aslında işte son zamanlarda adı konmamış bir devalüasyon yaşıyorduk ve gayet rahatlardı. Yani Berat Albayrak biz mecliste de geldiğinde de görüyoruz. Son derece kendine güvenen, rahat, özgüveni çok fazla, eleştirileri umursamayan... Cüneyt Bey, bakın soru önergeleriyle sorular soruyoruz bu bakanlara, bilhassa da Berat Bey. Linkle bize cevap veriyor. Yani milleti bu kadar... Neyle cevap? Link. Soru önergesi gönderiyoruz. Evet. Bize ciddi bir cevap vermesi lazım. Evet. Biz çünkü son derece ciddi bir şekilde kendisine soru önergesi soruyoruz. Bir link gönderiyor. Linkte şu linke bakın, orada gereken bilgiler vardır. Devlet ciddiyeti bu durumda bakın. Yani bu kadar... Devlet... Var mı var gönderdiği linkte peki? O linkte işte genel mevzuat yazıyor. Yani bir açık bir cevap değil. Bir mevzuatın yazıldığı bir link gönderiyor. Şimdi biz bunu mecliste çok eleştirdik. Gayet rahatlar ve bu yaptıklarından mutlular. Halkı kale almıyorlar, milleti kale almıyorlar. Böyle bir işte fil dişi kulede... saray erkanıyla beraber toplantılar yapıyorlar. Belki hani bu kendine güvenen, mütekebbir, büyüklenen tutum belki de şunu denedi. Ya Süleyman Soylu da bunu yaptı. Şöyle kendimi bir naza çekeyim, istifa edeyim, bakalım sonrası ne olacak gibi bir tavır da göstermiş olabilir. Yani evet istifa ettiği artık apaçık ortada. Ama hani böyle bir tavrı da göstermiş olabilir. Yani bir rakip olarak görünen bir kişi. Şimdi tabii yani medyanın bu kadar ele geçirildiği bir dönemde medyadan bu kadar ses çıkmaması ne kadar garip bir hadise. Düşünün saatlerdir. Kimse yazamıyor yani doğrudur. Saatlerdir. Bakın
Yani ana akım medyada tek bir kelime yok. Bu büyük bir aslında medyatik bir skandal aynı zamanda. Ve anladığımız kadarıyla Naci Ağbal'ın o makama getirilmesi belli ki süren bir perde arkasındaki gerginliğin son damlası gibi görünüyor. Ve Berat Albayrak'ın da buna son cevabı gibi görünüyor. Yani belli ki hani Berat Albayrak olsun, Sayın Erdoğan olsun dış görüntü olarak kendine çok güvenen, özgüveni yüksek bir şekilde kendinden emin bir görüntü veriyorlar. Ama perde arkasında çok büyük tartışmaların, sıkıntıların olduğunu biz çok net bir şekilde şu anda görüyoruz. Önemli bir güç kavgası yaşandığını görüyoruz. Berat Albayrak, ben hani bana soracak olursanız yarın öbür gün bu ülkenin bir Brutus'u olacak bir kişi olarak görüyorum. Çünkü o denli büyüklenen, iktidar peşinde koşan bir insan olarak görüyorum. Açıklamasını da sahici görmüyorum. Hani işte artık çoluk çocukla uğraşacağım şeklinde bir açıklama. Hayır, bunlar son derece muhteris iktidar aktörleri ve Bizans kulislerinde böyle şeyler olur, bir geri adım olur, sonra iki adım ileri hamleler olur. Üzücü ama bunun bedelini maalesef koca bir Türkiye toplumu ödüyor. Korkunç bir ekonomik ortam var. Gayet rahatlar, medyanın büyük bir kısmı ellerinde, iktidar ellerinde, yürütme ellerinde, yasama ellerinde, yargı ellerinde ve bu ekonomik felaket karşısında da hani gayet rahat bir şekilde ne olacak sanki falan gibi sözlerle işi idare etmeye çalışıyorlar. Oldukça üzücü tabii. Evet. Şimdi efendim Sayın Ali Vural Cengiz bir şey sormak istiyorum. Hakikaten hani biz buradan böyle görüyoruz da fıkradaki gibi Amerika'dan acaba nasıl gözüküyor? Yani oradan başka türlü mü gözüküyor bilmiyorum ama yarın evet. Hatta bırakınız şundan birkaç saat sonra uluslararası piyasalarda döviz piyasaları Türk lirası üzerinden işlem yapmaya başlayacak. Yarın da piyasalar açılacak. Ve bütün herkes pozisyonlarını almak için bu yurt dışındaki traderlar bakıyor herhalde bu mevzuya. Sizce bu durum nasıl bu etkiler Türkiye'de doların seyrini? Yani şöyle de söyleyeyim. Bakın Ömer Faruk Bey söyledi. CNN Türkiye açıyorum web sitesini. Haber yok. Yani bu haber yok. Sabah.com.tr'yi açıyorum. Bu haber yok. Yeni Şafak'ı açıyorum. Yeni Şafak önce bu haberi girdi. Sonra sildi. Sonra sildi. Niye girdim, niye sildim dediğine dair bir açıklama da yok. Şöyle oldu, böyle oldu. Şimdi haber doğru olmayabilir ama doğru olmayan bu haberin kendisi de haber. Yani niye çıktı mesela? Hacklendiyse hacklendi diyelim değil mi? Öyle denir. O da yok. İki şey sormak istiyorum. Sizce ne oldu? İkincisi bu hadise kaç zamandır bir haber yok bu konuyla ilgili. Yarın ekonominin gidişini dahası dövizi nasıl etkileyecek? Şimdi öncelikle arkadaşımın bıraktığı yerden almak istiyorum. Yorumu için de teşekkür ederim. Bir konudan söz etti. Devlet ciddiyeti. Bakın bu çok önemli. Trump devlet ciddiyetini dikkate almadığı için işinden kovuldu Amerika'da. Ben kovuldu diyorum çünkü genellikle Amerikan seçmeni her zaman iki dönem verir başkana. Yani bu Bush'ta da böyle olmuştur, Clinton'da da böyle oldu, Obama'da da böyle oldu ama ikinci dönemi Trump'a vermediler. Devlet ciddiyetini dikkate almanız gerekiyor. Bu her gelişmişlik düzeyinde demokratiyim diyen ve demokratik olmaya çalışan az gelişmişlerde de böyle. Bunu dikkate almayan gidiyor. Kim olursa olsun gidiyor. Yani siz ne kadar güçlü görürseniz görün, ne kadar özgüveniniz yüksek olursa olsun. Neden özgüveni çok yüksek Türkiye'de bu söylenen kişilerin? Çünkü karşılarında ciddi bir ana muhalefet yok. Ana muhalefet, ortaya atılan konu neyse onun peşine takılıyor gidiyor. Ciddi bir program yok karşılarında. Alternatif bir program yok Türkiye'de. Yani aman şimdi efendim, ben... Yalnız şimdi şöyle de bir şey var. Şimdi, Trump'ın karşısında ana muhalefet vardı. Trump'ın davranışları evet. Da aynı böyleydi. Galiba bu fakat, işin fıtratında var bu sağ popülistlerin işte yani. İşte onu diyorum gidecek. Gidecek çünkü bakın Trump'ın karşısındaki ana muhalefet de yetersizdi. Ve çıkabilecek en kötü aday çıkmıştı. Ama siz devlet ciddiyetini dikkate almaz
ve devleti artık kendi ticari şirketlerinizi yönetir gibi yönetir hale geldiğiniz zaman ki hele, yani o kadar çok benzerlikler var ki Amerika ile Türkiye arasında. Amerika'da da Trump'ın bütün ailesi danışmanlıklardaydı, bakan gibi görev yapıyorlardı. Fakat sonunda halk kırmızı kartı gösterdi. Yani kırmızı kart görünüyor. Onun için Amerika'dan nasıl görünüyorsunuz onu ben bir söyleyeyim. Ondan sonra tekrar lafı size vereceğim. Amerika'dan Türkiye tamamen antidemokratik, İslamist ve bir tek adamın her dediğini yapan, her istediğini yaptığı bir ülke olarak görülüyor. Yani Türk-Amerikan ilişkilerinin de bu kadar kötü duruma gelmesinin en baştaki nedenlerinden bir tanesi bu. Çünkü artık Amerikalı devlet kurumlarının Türkiye'de muhatap alıp ciddiyetle görüşebilecekleri bir ciddi kurum yok. Yani her yol Türkiye'de saraya çıkıyor. Amerikan sistemi ona alışık bir sistem değil. Yani Amerika'da Dışişleri Bakanlığı'nın Türk Dışişleri ile çalışması lazım. Ekonomi Bakanlığı'nın ekonomiyle, en aşağıya inin, emniyet emniyetin bağlı olduğu kurumlarında Türkiye'deki emniyet kurumlarıyla ya da istihbaratların birbirleriyle çalışması lazım. Ama Türkiye'de karşılık olan artık kurumları göremiyorlar, bulamıyorlar ya da onlardan böyle ciddi bir haber alamıyorlar. Onun için bu değişiklikler yeni yönetim üzerine, Biden yönetimi üzerine olacak olan, tabii Ocak'tan sonra o, şimdi iki ay daha Trump götürecek işi. Bunu gelecek bölümde konuşacağız ama yarın sabah itibarıyla döviz kuru ne olur? Döviz kurunun daha uzun eğilimli halini de ayrıca konuşacağız. Tabii. Valla Nisan ayındaki o YouTube şeyim duruyor hala. Orada benim söylediğim yıl sonu itibariyle 8 lirayla 10 lira arasında olacağını tahmin etmiştim. Bundan 6 ay önce. Şu anda 8,5 civarında zannediyorum. Evet. Valla bu 9'u bulur da, yani 9'u 10 arasına gider mi onu bilemiyorum. Şimdi bunu yurt dışı iki kimse türlü alabilir. İki türlü alabilir. Birincisi, damat gittiği için ve onun yönetimini çok gayri ciddi buldukları için ve özellikle bir bankacı ve ciddi tanınan bilinen bir bankacı gelirse finans kurumları bunu olumlu alabilirler. Onun için Türk lirasına fazla bir satış gelmeyebilir. Ama tam tersine Türkiye'de hükümet gidiyor ya da Türkiye'de hükümet sallanıyor. İşte hükümet zaten biz söylüyorduk, kötüydü programlar ama hükümetin kendisi de sağlam durumda değil şekilde alırlarsa o zaman dövizdeki artış hızlanır. Ben yine yıl sonu itibariyle 8 lirayla 10 lira arasında olur diye tahmin ediyorum ama 10 liraya mı yakın olur? 9'da mı kalır? Bunu tabii zaman gösterecek. Dediğiniz gibi, yani bakın, şu anda kimseye bilgi gitmiyor. Kimse ne olup bittiğini bilmiyor. Yani ana haber kaynaklarına bunlar ne tür gelişmeler olacak, bunlar düşmüyor. O nedenle yarınki gelişmelere göre, hafta başladığı zamanki ilk gelişmelere ve açıklamalara göre, yani şöyle bir açıklama gelirse, ya biz bu işi artık farklı şekilde ele alacağız. Artık faiz oranlarını gerçekten Merkez Bankası gerektiği şekilde artıracak. Dövizimizi ve ekonomimizi daha ciddi yönetir hale geleceğiz gibi bir açıklama gelirse bu Türk lirası için olumlu olur. Dövizin artışı yavaşlar. Ama bunlar gelmez de yine abuk sabuk bir takım açıklamalar duyar da işte her şey çok iyi. Her şey iyi gidiyor aslında ama işte dışarıdaki ülkeler bize baskı yapıyorlar falan gibi açıklamalar gelirse artık kredi puanlarımızın daha da kötü hale gelmesi ve paramızın daha fazla pul haline gelmesi sürecektir. Benim görüşüm bu. Peki, bunu önümüzdeki bölümlerde de tartışacağız. Çünkü Türkiye'nin aslında o istifa etti, bu istifa ettiğinin ötesinde en önemli Tabii. konusu. Bütün vatandaşlar Evet. açısından da Evet. en önemli konusu. Herkes evine ekmeğini götürebilecek mi kardeşim, götüremeyecek mi? İşinde durabilecek mi, duramayacak mı? Ekonomi ne olacak? Bir şey yapayım, bir Buyurun. Ekleme yapmama izin verin. Bakın arkadaşlar, dendiği zaman ya ben maaşımı Türk lirası alıyorum, benzini Türk lirası alıyorum, Türk lirası değil. Türk lirasıyla uluslararası paralar arasında direkt bir ilişki vardır. Çünkü dövizle fiyatlar birlikte hareket eder. Yani döviz ne kadar artıyorsa Türkiye'de o kadar.
Türkiye'de şu anda %30'un üzerinde enflasyon var. Siz TÜİK'in verdiği rakamlara bakmayın. Yani bu istifaların arkasındaki gerçeklerin bazıları bunlar. Neden Türkiye'de %30 üzerinde enflasyon var? Yani neden fiyatlar her yıl sürekli artışı sürdürüyor? Çünkü döviz artıyor. Onun için bu tür laflara izleyenlerimiz inanmasınlar. Dövizler, fiyatlar ve faizler birlikte hareket eder. Şimdi Merkez Bankası dövizi ve fiyatları yakalayacak faiz artışlarını yapmak zorunda. Bunu yapmazsa ekonomi bunu sonraki bölümde daha geniş tartışacağız. Hakikaten çok enteresan gelişmeler var zira orada. Çok enteresan olaylar olacak. Evet, aynı fikirdeyim. Katılıyorum efendim. Aynı fikirdeyim. Teşekkür ederim. Şimdi Cihangir Bey, siz önce bir partideydiniz değil mi? Saadet Partisi'ndeydiniz. Şimdi oradan istifa ettiniz bir zaman önce. Bağımsız milletvekilisiniz ama yani o çevreye de hatta AK Parti çevresine de geçmişten belli bir şeyiniz var. Yani yakınlığınız hiç veya... Yok, hiç he? Yok, hiç olmadı. Hayır yani bilgi açısından. Yani hiç olmadı. Tanışıklık açısından tabii, doğru ama efendim hiçbir... Merve Kavakçı eski eşiniz değil miydi? Yani mesela yani ama o AK Partili olarak bilinen bir yok, şey yok değil, söylemeye çalıştım. Yani takip ettiğiniz bir çevredir. Yoksa yengem ondan öyle bakanlık yaptı AK Parti'den Ayşe Nur İstanbul mesela. Tabii dolayısıyla böyle şimdi ama... sormak istediğim soru sizin şeyiniz değil yani eğiliminiz değil de bu tecrübelere dayanarak ve siyasetçi olarak da olayı takip ettiğiniz için bu olay size ne çağrıştırıyor? Yani biz olayların içine mesela ben iktisatçı olarak ayrıntılı giriyorum ama insan ayrıntıların içinde kaybolabilir. Ağaçların içinden ormanı görmezsiniz bazen. Siz ormanı daha iyi görüyor olabilirsiniz. Bu haberi duyduğunuzda sizin aklınızda nasıl i̇stifa bir şey çekecekti? İstifa haberini. Evet, evet. Tamam. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sayın Cengiz'e de buradan merhaba demek istiyorum. Yani ben Sayın Cengiz'e bir soru tevdi edeceğim. Kendi sırası geldiğinde bu soruyu biraz açarsa bunun cevabını tabii. Çok memnun olurum. Tabii. Sayın Hocam, İslamist politikalarla şey yaptınız, uygulamakla bir anlamda tanımladınız bugünkü iktidarı. Söz sırası size, söz sırası size geldiğinde hangi İslamist politikayı ekonomide, sosyal güvenlikte, adalette hangi İslami politikayı uyguladığını bize izah ederseniz ben memnun olacağım. Gelelim konumuza. Şimdi AK Parti'yle hiç şeyim olmadı benim, irtibatım olmadı. Aksine Fazilet Partisi kapanıp, Fazilet Partisi kapatılıp... Milli Görüş'ün mirası bir anlamda ikiye bölündüğünde biliyorsunuz iki parti zuhur etti. Aşağı yukarı %90 AK Parti'ye gitti. %10 kadarı da o sırada rahmetli Erbakan'ın yanında kaldı. Biz de o dönemde işte Sayın Bekeroğlu, Sayın Kurtulmuş, daha birçok isim. Ben Amerika Birleşik Devletleri'ndeydim. Kurucu olmak için davet edildim. Biz de rahmetli Erbakan Hoca'nın yanında durmayı hem ahlaki hem siyasi olarak, çünkü çok haksız müdahalelere şey yapmıştı, maruz kalmıştı, uygun gördük ve o şekilde bir kısa bir dönem oldu. Seçim bitti, %2,5 aldı Saadet Partisi. Rahmetli Hoca Ankara'da kalmamı istedi. Biraz hani şeyden de, anılardan da bahsedelim. Teşekkür ettim. Gerçekten çok istifade ediyordum kendisinden. Fakat yaşım oldukça gençti. Yani bir yandan hekimsiniz. Yani hekimlik yapmam lazım. Hani siyasi çevreye baktığınızda en hafifi milletvekili emeklisi falan. Yani herkesin ya şirketi var ya şeyi. Biz Amerika'dan gelmişiz. Daha herhangi bir şeyimiz yok. Dedik şey yapayım hocam, müsaade istedim. Yani öyle bir kırgınlık falan olmadı. Hiç sessiz sedasız basına sızdırmadan partiden istifa ettim. Çünkü devlet memurluğuna şey yaptım. Sağlık Bakanlığı şeflik teklif etmişti. Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne şef oldum.
Daha sonra olaylar gelişti. Biliyorsunuz Has Parti mevzu gündeme geldi. Yani AK Parti ile tabii ki yani aynı mahallenin insanlarıyız. Yani akrabalarımın çoğu AK Partili ama şeyden bakarsanız hiçbir zaman tasvip etmedik ve herhangi bir doğru siyasetlerine destek verdik. Haksızlığa uğradıklarında yanlarında durduk. O başka mesele ama daha sonra bizim gibi muhalif düşünenler güzel bir proje geliştirdi. Sadece İslami kesimden veya İslamcı kesimden gelenler değil, aynı zamanda Kürt siyasetinden, Alevi siyasetinden, bu ülkedeki Müslüman olmayan gruplardan da içine alarak çok geniş bir kadroyla Has Parti'yi kurdu. Gerçekten güzel bir hareketti, güzel bir adımdı ama Has Parti ne yazık ki iki sandalye ve bir koltuğa takas edildi. Daha sonra da şey oldu, feshedildi. Yani bir bakanlık iki milletvekilliğine feda edildi. Peki bu Berat Albayrak'ın durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Berat, Sayın Albayrak'ın bir defa Sayın Yarkadaş dedi galiba. Evet. Söylediği doğru. Yani Berat Albayrak'ın Türkiye'nin bugüne gelmesinde payı var ama payı ne kadar? Bunu da adil bir şekilde görmek lazım. Hani çok sempati duyulmayan bir figür olabilir sosyal medyada veya siyaset arenasında ama bu sistemin sorumlusu Erdoğan'dır, Sayın Erdoğan'dır. Yani bunu öyle okumamız gerekiyor. Çünkü ne Sayın Berat Albayrak'ın ne Sayın Soylu'nun veya bir başkasının Erdoğan'a rağmen bir takım icraatlar yapması mümkün değil. Dışişleri dahil bu böyle. Dışişleri bütün geleneksel politikalarını ve geleneksel yapılanmasını bir kenara bıraktı. Maalesef bugün bu şekilde tasvip edilmeyen bir icraatın içine sürüklendi. Bakın Sayın Mehmet Muş, AK Parti Grup Başkan Vekili şu anda değil mi Sayın Gergerlioğlu? Tabii. Şu anda Grup Başkan Vekili. Devam etsin diye açıklama yapıyor şu anda. Evet, o tweet'i de verebiliriz aslında. Şu anda AK Parti'nin adeta fraksiyonları ortaya yani tek bir ses olarak evet, çıkmıyor. Kaos. Tam bir kaos ortamı var. Aşağıya kaydıralım biraz ya. Tam bir kaos ortamı var. Bakan yardımcısı. Tek başına ortaya çıkmıyor. Oradan bir ses, buradan bir ses falan geliyor. Sonu nereye gider? Bilemiyoruz yani. İşte Süleyman Soylu istifası da öyle oldu. O gün meclisteydik değil mi? Evet, evet. Etmiş, etmemiş, etmiş falan. Yani aynen. Ben inanmadım başlangıçta. Çünkü koltuğu seven birisi yani. O belli oluyor. Hani oturmaktan hoşlanıyor. Size şimdi birkaç rakam vereceğim. Bakın bu önemli. Sayıştay'ın tespiti bunlar. 2014 ve 2019 yılları arasında... Çok özür dilerim. 2014 ve 2019 yılları arasında Sayıştay'ın raporuna göre sadece ve sadece bu kur farkından bu yaptığımız yatırımlara, yeni açtığımız şeylere, köprülere vesaire ödenen kur farkına dair ödenen para 62 milyar Türk lirası. 62 milyar Türk lirası deyince şimdi vatandaşımızın aklına çok fazla bir şey gelmiyor. Ne yapılırmış 62 milyar Türk lirasıyla 14 tane şu Avrasya tünelimiz var ya bizim. 14 tane ondan yapılırmış. Veya 12 tane Osman Gazi Köprüsü, bu Marmara Denizi'nin burnunu çaprazlayan. Veya 8 tane yapılacak olan Çanakkale Köprüsü veya 6 tane üçüncü köprü. Tamamını kaybetmişiz biz böyle. Evet, bu parayı çöpe atmışız. Neden? Tamamen yanlış hesaplar yüzünden, tamamen bir anlamda siyasi hırs yüzünden. Bu hükümet zaten istifa etmeliydi. Yani bir ülkeyi bu kadar zarara sokan, bu vatandaşın cebinden alıp müteahhite haksız bir şekilde bunları aktaran hükümet zaten kanaatimce istifa etmeliydi. Peki sonu ne olur? Şimdi AK Parti'de olan biten bir hadiseyi yorumlamak gerçekten çok kolay değil. Yani işte böyle bir kaos oluşuyor. Hiç karşılaşmadığınız, daha önce
farkına varmadığınız bir şekilde, yani bu konuda oldukça mahirler, onu söylemek istiyorum, karşımıza çıkıyor. Ama Sayın Yarkadaş galiba bir kulis bilgisi vermişti bize. İşte Albayrak'ın, Sayın Albayrak'ın Dışişleri Bakanlığı'na kaydırılacağı vesaire. Bir başka yerden ben şimdi karıştırırken okudum. Aslında çok da şey gelmedi. Sayın Albayrak AK Parti'nin başına, Sayın Soylu da MHP'nin başına geçebilir. Yani böyle o bir... da söylenen kulislerden biri. Evet, evet. Ama. Yani böyle bir ihtimal de bence çok kuvvetli. Bunu da Veysi Dündar'a sorarız. Bunun nedenlerine bir bakalım. Bu ekonomik geldiğimiz nokta, bu ekonomik nokta, bakın 18 yıl önce AK Parti işe başladığında ben o zaman bir iş yerimizin kirasını dolar üzerinden veriyorduk. 1.31 hatta 1.29'a dolar aldığımızı bilirim yani. Sayın Albayrak geldiğinde de 4.5 liraymış zannedersem. Şimdi bakıyorum şu andaki şey rakam 8.50 küsur, 8.51, 52 civarında. Bunun gerisini isterseniz ikinci bölümde olur. Konuşalım. Burada şey yapayım. Şöyle de bir ironi var Cüneyt abi, onu söyleyeyim. Geçen dün Twitter'da gördüm. Bir Merkel eşittir 10 Erdoğan gösteriyor. Yani öyle kıyaslamalar da artık espri olabilir ancak. Efendim şimdi ikinci bölümde ben de bu konu hakkında duyduklarımı, analizlerimi kısaca vereceğim. Aynı zamanda başka bazı gelen haberler var. Onları da vereceğiz. Tekrar söyleyeyim bu arada. Tele1'in, Halk TV'nin, KRT'nin, bütün bunların ne kadar önemli olduğunu, ne kadar bağımsız seslerin önemli olduğunu herhalde bugün herkes anlıyor. Ana akım medya bunu haber yapmaktan ölümüne korkuyor ve bununla ilgili artık emir mi aldılar, yoksa emir almadıkları için yazı mı yazamıyorlar? Tweet nereden sildi. Baksanız bir problem. Yeni Şafak tweet sildi. Evet, yani koydu, sildi falan. Hakikaten çok vahim. İşte biz niye varız? Sizin doğru haber alma hakkınız için varız efendim. Ve doğru haber alma hakkınız için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Özellikle ikinci bölümdeki analizleri, yorumları ve son bilgileri buradan, Tele1 ekranından dinleyeceksiniz. Ve bence meseleleri de gayet iyi kavrama imkanı hepimizin olacak. Bizden ayrılmayın. 10 dakika sonra duyacağınız şeylere hazır olun. Sayın seyirciler, önemli bir gündemi konuşuyoruz. Niçin önemli bir gündem? Berat Albayrak istifa etti. İddiası var. Buradaki iddia da artık düşmek üzere. Yani aslına bakarsanız ettiği belli de sonucu ne olduğu belli değil. Şimdi niye etti? Sonucu nasıl olacak? Onu konuşmaya devam edeceğiz. Bunun ekonomi üzerine, siyaset üzerine etkileri var. Çünkü aslında küçük çaplı bir deprem bu. Siyasi ve ekonomik olarak. Onun etkileri ne olacak? Kimine göre denilebilir ki, vallahi olumlu bile olacak. Kimine göre denilebilir ki, yok kardeşim, olumsuz olacak. Ama şu saate kadar, asıl mesele şu. Şu saate kadar ana akım medya ne internetlerinde ne televizyonlarında bunu konuşamıyorlar. Bunun kendisi ayrı bir haber. Yani iki şekilde konuşamıyor olabilirler. Yani bunu teyit ettiremediler desek, teyit edildi mi edilmedi mi onu konuşurlar. Ya konuşmaktan korkuyorlar. Yani kendilerine ne söyleyecekleri tebliğ edilmemiş. Böyle bir durum olabilir mi? Ya da işte hakikaten acaba yaparsak, konuşursak ne olur diye. Şimdi bunun kendisi medyanın kendi içine düştüğü durumu gösteriyor ve son derece hakikaten sıkıntılı bir durum. Ve Tele1 niçin son derece gerekli? Bunun en önemli göstergelerinden biri. Aynı şekilde KRT niçin önemli? Halk TV niçin önemli? Onları da söyleyebiliriz. Yani muhalif sesler niçin önemli? Ama bakın, muhalif olmayan seslerden de yavaş yavaş çıkmaya başlıyor şeyler. Sesler, kabuller geliyor. Ama önce iki tane haberi gösterelim. BBC efendim bir haberi öyle üç kere beş kere onaylatmadan girmez kolay kolay. Yani kendisine standartları var.
Beğeniriz beğenmeyiz, yayın politikası ayrı mesele. BBC Türkçe'ye konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi Albayrak'ın istifasının doğru olduğunu açıkladı diye haberi var. Bakın bu bir şey. Peki Bloomberg dünya çapında bütün yatırımcılara haber verdiği için özellikle haberlerinin doğruluğu konusunda son derece çünkü ekrandan da geçer. Bakın ne diyor İngilizce? Türkiye'nin Hazine Bakanlığı Albayrak'ın istifasını onaylıyor diyor. Buradaki haberin ayrıntısı şu, yani resmi bir onay değil ama o kaynaktan, biraz önce BBC'deki kaynak gibi, belli ki bir kaynak, evet durum böyle demiş. Şimdi iki tane teyit önemli uluslararası yani. Haber kaynağı, medya ve haberin doğruluğu konusunda doğrulatmadan bir haber vermeme konusundaki titizlikleriyle meşhur iki tane medya. İkisi de diyorlar ki onaylattı, onaylandı, doğru bu haber. Şimdi biraz önce Ömer Faruk Bey, Mehmet Muş doğrudan doğruya istifa doğrudur yazmıyor ama ve lakin istifa doğru imiş gibi yazıyor. Yani yok böyle bir şey falan demiyor Mehmet Muş. Şimdi Mehmet Muş AKP Parti Grup Başkan Vekili, İstanbul Milletvekili ve MYK üyesi. Yani öyle böyle bir isim değil. Tabii. Sizce nasıl bir isimdir? Yani bu bilgiye erişimi var mıdır? Tabii mutlaka Mehmet Muş AK Parti'nin oldukça önemli isimlerinden birisi ve zaten işte kaygılarını, isteklerini de belirten bir tweet atmış. Bu adeta resmi bir doğrulama açıkçası net olay. Ama hani ondan önce açıklama Alaaddin Çakıcı'dan geldi biliyorsunuz. Yani biz saatlerdir ya niye iktidar çevreleri açıklama yapmıyor diye soruyorduk. Hı-hı. Ama demek ki iktidarın... Arkadaşlar varsa artık vallahi verelim Alaaddin Çakıcı'nın da tweetini. Evet yani hani iktidardan ne zaman bir açıklama gelecek diye soruyorduk. İşte Alaaddin Çakıcı açıklamayı yaptı. Daha ne istiyorsunuz yani? Şimdi memleketin halini özetleyiveriyor sağ olsun. Kendisi için özel af çıkarılmış adam bugüne bugün işte şey yani değil. Tabii yani işte olay bu. Yani şimdi Türkiye gerçekten böyle önemli bir kaosta ve hani hakikaten şu anda bakın şu dakikada milyonlarca kişi yarın sabah dolar, euro ne olacak, altın ne olacak kaygısı içinde. O kadar ciddiyetsiz bir ortam. Birisi Instagram'dan istifa açıklıyor. İşte bir belirsizlik oluyor. Ardından bir mafya lideri açıklamayı yapıyor. Herkes anlıyor. Nasihatlerini, tavsiyelerini bildiriyor. Vatana millete hayırlıysa istifa uygundur diyor. Böyle bir Türkiye. Yani tablası. Şeyden Alaaddin Çakıcı'dan onay alınmış. Anılmış. Evet, alınmış peki. Efendim. Alınmış. Şaka bir yana. Evet. Evet, evet. Yani bu tabii çok daha vahim günleri bizi beklediğini gösteriyor açıkçası. Çünkü bir yönetememe krizi var. Oldukça önemli bir kriz var. İçişleri Bakanı da şimdi mesela bütçe görüşmelerine hangi gün geleceği belli değildi. Korona gerekçe gösteriliyordu ama sanki oralarda da bir soru işaretleri var. Hafta içi bizim bütçe görüşmelerimizin tarihleri değiştirildi evet, bir iki gün bakan. Ömer Faruk evet. Bey işte Alaaddin evet. Çakıcı'nın Türkiye'de mafya lideri olarak tanınan kişi bir dizi evet. Şey. Ya, resmi abi. Açıklamadan önce açıklamalarını yapmış, tavsiyelerini, nasihatlerini, devlet ciddiyetini göstermiş. İşte devlet ciddiyetini kendisi göstermiş. Veren şahsı ne diyelim artık. Evet maalesef... İronik ama gerçekten son derece üzücü. Adına yasa çıkan bir kişiden bahsediyoruz. Yani biz bunu çok iyi biliyoruz. Mecliste biz bu yasa görüşmelerinde evet çok konuştuk ama sonunda anladık ki bu yasa Alaaddin Çakıcı için çıkmış. Af yasası. Af yasası. Yani bakın ülkenin hali bu. Şimdi bakın doların şunun bunun şeyini konuşuyoruz ama çöken bir ülke tablosu var aslında ortada. Çökmüş bir ülke yani sosyolojisiyle, siyasetiyle, psikolojisiyle, her şeyle çökmüş ama sonunda da ekonomisiyle böyle dibe vurmuş. Maliye Bakanı'nın yeter artık
çocuklarımla ilgileneceğim dediği, işte kavgalı birisinin Merkez Bankası'nın başına getirildiği bir kaotik ortam görüyoruz. Bu ortamda şimdi bunu da nasıl telafi edeceklerinin, bunu nasıl böyle mazur göstereceklerinin, hoş göstereceklerinin sanırım hesabını yapıyorlar. O kadar rahatlar ki biz mecliste AK Partili vekilleri görüyoruz Cüneyt Bey. Felaket gelişmeler olduğu zaman o kadar rahat bir şekilde gerçek dışı beyanlarda bulunuyorlar. Böyle toz pembe bir tablo oluşturmaya çalışıyorlar ki şimdi sanırım onun hesabını yapıyorlar. Nasıl bir toz pembe tablo oluşturabiliriz? Bu felaket durumu nasıl iyi gösterebiliriz hesabı yapıyorlar. Hı hı. Gerçekten üzücü ve halkımız açısından son derece kaygı verici bir son durum. Yandaş medya ve havuz medyası noktasında bir şey söyleyeyim Cüneyt abi. Oxford Üniversitesi dünya çapında yalan haber araştırması yapıyor ve dünyanın en çok yalan haber yapan medyasının bizim medyamız olduğunu ilan ediyorlar. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da hatırlayınız şey demiş, medyamız en modern altyapıya sahip ama bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor. İlimde, sanatta, kültürde hep benzer sıkıntılarla karşı karşıyayız. En haklı olduğumuz konularda bile dünyayı kendimize anlatamıyoruz ifadelerini kullanmıştı geçenlerde. Şimdi hali hazırda işte bu en önemli haberi bile haber yapamamaktan acizler. Şöyle bir kısaca bir cümle kurayım. Evet. Aynı gün, aynı koynağı, aynı başlıkla yer veren bir medya, tek sesli bir medya. Ve şu an hep beraber Maliye Bakanı'nın ya da Ekonomi Bakanı'nın istifasını haber yapamamakla aciz bir medyadan bahsediyoruz. Efendim daha neleri haber yapamıyorlar? Şimdi biraz ben bu meselede ki olayın gelişimini bir parça anlatayım. Bunun siyasi sonuçları var. Siyasi sonuçlarını da burada tartışalım. Efendim arkadaşlarımız, bu arada Melih Gökçek'in paylaşımı var. O da kabul etti hadiseyi, öyle gözüküyor. Yani bütün AKP'li hesaplar yavaş yavaş kabul ediyor bunu. Arkadaşlar versinler isterseniz onu. Evet bakın ne oluyor? 5 seneden beri ülkesi için büyük atılımlara imza atan birisi istifasına üzüldüm diyor. Yani istifayı artık bir gerçek olarak kabul ediyor. Süleyman Özışık var. Gene AKP'ye çok yakın internet isimlerinden, internet medyası isimlerinden. Onun hakeza bir şeyi var, açıklaması var. Onu da görelim. İşte şöyle iyidir, böyle iyidir. Türkiye'ye çağ atlattı. Allah kendisinden razı olsun falan. Görev üstlendi falan. Yani işte yani teşbihte hata olmaz, ölünün arkasından kötü konuşulmaz mealinde bir tweet atmış. Yani bahsettiğim şey siyasi bir ölüm diye zaten düşünmüş. Zaten medya olarak abi bizim kişiliğine söylediğimiz bir şey yok ki. Burada sadece ekonomideki başarısızlığını dile getiriyoruz. Yani şahsına dönük herhangi bir ithamımız yok. Şimdi efendim tabii ortalıkta arada sırada dönen bir şey var. Bakanlar Kurulu kadrosu var. Şimdi bu çünkü domino taşına benzeyebilir hadise. Pek çok isim değişecek. O isimlerle ilgili söylentiler ve epeydir kulislerde konuşulan şeyler. Fakat dediğim gibi bir türlü korkudan açık açık söylenemiyordu. Şimdi açık açık dolaşan isimler var. O isimlere gelmeden önce, o isimleri evet verdi arkadaşımız ama bunu biraz sonra konuşalım. Ben şimdi meselenin nasıl olduğunu bir anlatayım benim duyduğum kadarıyla. Ondan sonra aynı şeyleri acaba buradaki dostlarımız da duymuş mu onları da konuşalım. Ve şu konuyu da konuşalım. Yani işte ne oluyor hadisesini de konuşalım. Siyasete nasıl yansır meselesini de konuşalım. Şimdi efendim bakın bundan yaklaşık 9-10 gün önce paraanaliz.com'da benim ve Atilla Yeşilada'nın beraber çıkardığımız bir teknik ekonomi sitesi. Bilenler biliyordur, piyasada herkes bilir. Orada bir yazı yayınladım. Şimdi yazıyı arkadaşlar getirirlerse onun başlığı birçok şeyi belki açıklayacak. Bakın, Merkez Bankası başkanlarının iki gömleği olur. Biri bayramlık, biri nokta nokta diye devamını artık başlığa sığdıramamış. Bu biliyorsunuz Osmanlı sadrazamları için kullanılırdı. Denirdi ki, sadrazamın iki gömleği olur. Biri bayramlık, biri idamlık. Tabii ki buradaki neyse ki artık eskisi gibi ne
sadrazamları, efendim ne de yani Makbul İbrahim Paşa gibi, Damat İbrahim Paşa gibi, efendim Muhteşem Süleyman'da seyrettiniz. Öyle başlarına öyle kötü şeyler gelmiyor. Dolayısıyla ne oluyor ama siyaseten uzaklaştırılabiliyorlar. Bu çeşitli şeyler oluyor. Bu damatlar konusunda da mesela Nazarbayev'in bütün şeye çok hakim bir damadı vardı Kazakistan'a. Şimdi yok. Yani orada tabii Türkiye gibi demokrasi daha yerleşmiş bir topluluk olmadığı için, orada devlet olmadığı için en azından o kadar, yani Türkiye kadar geçmişi demokrasinin olmayan bir devlet olduğu için olaylar daha sert cereyan ediyor. Damat yurt dışına kaçmak zorunda kalmıştı yani. Sonra da maalesef kötü şeyler oldu. Tabii Türkiye'de böyle şeyler olmaz. Ama şu kadarını söylemeye çalışıyorum. Çok yakın ilişkiler zaman zaman ülkede siyasi bekayı tehlikeye attığı zaman, hele de üst yönetimin siyasi bekasını tehlikeye attığı zaman kenara çekilebilir, kenara itilebilir. Burada da muhtemelen böyle şeyler oldu. Muhtemelen diyoruz ama kulislerde konuşulan şeyler baştan beri var. Demin şimdi Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alınma meselesini niye verdi? Arkasından geçen gün Murat Muratoğlu, Sözcü Gazetesi yazarı, bir faiz artışı yapacaklar diye Merkez Bankası ile ilgili çok güzel bir tweet attı. Arkadaşlar gösterirse benim o tweetin arkasına attığım tweeti de göreceksiniz. Ondan sonra da Merkez Bankası Başkanlığı'nın acılı şarkısı çalmaya başlar. Bir gece ansızın gidebiliriz. Efendim o gece görevden alındı Sayın Merkez Bankası Başkanı. Aynı gece. Bu sefer herkes bana yazmaya başlar. Abi nereden duydun? Şimdi duymaya çok gerek yok. Niçin duymaya gerek yok? Hani bu böyle borsada tüyoflar falan vardır. Yarısı yanlış çıkar. Ama doğru analizler, doğru bilgiyle yan yana gelirse pekala sonucu görebilir. Bu hadise, bugünkü Berat Albayrak hadisesinin öncü depremiydi bir kere. Onu söyleyeyim. Çünkü birincisi tabii olayın şeyi belli. Dolar almış başına gidiyor. Cihangir Bey'in söylediği gibi 60 küsur milyar Türkiye bu işten dolayı zarar etmiş vaziyette. Bütçe neredeyse çöküyor. Kur riskinden dolayı pek çok şirketimiz muazzam zararlar ediyor. Sadece devlet zarar etmiyor. Herkes ayrıca kişisel olarak her aldığını daha pahalı almaya başlıyor. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Sayın Bakan da demiş ki ben dolara bakmıyorum. Baksam düşürürüm demiş. Bunun üzerine sosyal medyada bakın şöyle tweet atıldı. Dolar 2 nokta üst üste. Ben Sayın Berat Albayrak'a bakmıyorum. Baksam düşürürüm. Şimdi kim kimi düşürdü? Meselesi dolar çünkü. Yani işte bu çok yayılan bir şey herhangi bir hesaptan dolayı değil ama espri, ama hakikaten Türkiye'nin durumunu da gösteriyor. Şimdi vahim bir şey. Amma ve lakin ne oldu? Sonra ben biraz bankacı arkadaşlarımızı, ekonomi çevrelerini, yorumcuları aradım. Kendilerinin söyledikleri şey şu. Naci Bey'in Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasına. Dediler ki bu en çok Berat Albayrak için büyük bir darbedir. Yani. Ve bunu herkes söyledi. Ve artık bu böyle devam ederse ekonomi yönetiminde çok ciddi bir çekişme olacak. Ne olacağı belli olmayacak. Hakikaten Berat Albayrak'ın orada bu işi nasıl sürdüreceği artık tartışma konusu diye yorumlar geldi. Ve bu işte daha dün bu konuşmalar yapıldı. Bunun üzerine acaba ne olacak vesaire falan diye hepimiz üstünde konuşmaya başladık. Bugün bu haber geldi. Bir kulis, doğruluğunu teyit edemediğim bir kulis ise işte Barış Bey de, Barış arkadaş da bunu söyledi. Artık bu bardağı taşıran son noktadır demiş Berat Albayrak ve işte hani bunun sonucunda herhalde böyle bir şey oldu. Ama artık belli ki
bu hadise böyle devam etmeyecekti. Çünkü uluslararası kuruluşlarda, Türkiye'ye sermaye getiren kuruluşlarda mevcut ekonomi yönetiminin ne yapacağına asla güvenemiyorlar idi. Her an müdahale edilmezse, ki ben sıklıkla söylüyorum, Türkiye'de şeyin, benim kanaatime, hesaplarıma göre doların olması gereken fiyat Türk lirası açısından diyelim 7 liradır yani. 8 lira falan değildir. 9 lira hiç değildir. Ama olabilir mi? Olur. 10 lira da olabilir mi? Olur. Olmaması lazımdır ama siz beceriksizce işler yaparsanız, hele bu saate kadar daha hala bir açıklama yapmazsanız, millet ne olacağı konusunda bir şey bilmezse olur tabii. Olmayacak diye bir şey yok. Efendim, üstadım Ali Vural Bey, ne diyorsunuz? Bu şu anda Amerika'da nasıl konuşuluyor? Amerikan basınına geçti mi? Evet. Bloomberg haberi neler, nasıl yankılanıyor orada? Tabii, önce ben şunu beyefendiye izah edeyim. Bana soru sordu, cevap vermemi istedi. Evet. Benim söylediğim görüntü, Türkiye'nin görünüşü, İslami hükümet görüntüsü, Amerika'daki, Washington'daki siyasi çevrelerin nasıl gördüğü idi. Bunu belirteyim ve ben bu konuda kendilerine hak veriyorum, Washington'dakilere. Bakanlıkların hepsinde tarikatçıların dolaştığı, her konuda sürekli Diyanet İşleri Başkanı'nın çıkıp fetvalar verdiği, efendim Orta Doğu'daki bütün terör örgütleriyle bir şekilde yakından ya da uzaktan ilişkilerin sağlandığı, efendim işte Hamas'la ve diğer kuruluşlarla devlet yetkilileri düzeyinde görüşüldüğü, tarikat liderlerinin Cumhurbaşkanlığına devlet erkanının karşılanışı gibi, yabancı misyon şeflerinin gelişleri gibi törenlerle karşılandığı bir yerde bu başka bir görüntünün olması mümkün değil. Benim bu konudaki görüşümü beyefendi soruyorsa, ben Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuğu, onun yetiştirdiği bir ana babanın oğluyum. Amerika Birleşik Devletleri'nde 35 yıldır bulunuyorum. Burada bilim insanı yetiştiriyorum. Yüksek lisans dersleri veriyorum doktora öğrencilerine. Ve şunu söylerim ki, İslami ekonominin ne olduğu beni hiç ilgilendirmiyor. Ben dünyaya bakarım. Hangi İslam ülkesi bugün İslami ekonomik temellerle gelişmiş, hangi İslam ülkesi gelişmiş tepe 20 ülke arasında yer almıştır gerçek anlamda ekonomi olarak? Bakarım, eğer bu konuda değerlendirilecek bir ciddi bir gelişme görürsem onu incelerim. Ama ben İzmir İktisat Kongresi ile Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı karma ekonomiye dayanan, özel sektörü reddetmeyen, serbest piyasayı kabul eden ama sosyal demokrasinin temellerini, toplumculuğu özellikle toplumda yaymaya çalışan, sosyal demokrat anlayışa inanan bir insanım. Ayrıca şunu da söyleyeyim, dediğim gibi bu konu Amerikalıların ve benim görüşüm tamamen bu konuda farklıdır. Ha şimdi ne olacak pazartesiden itibaren? Ben size bir konuda sizin söylediklerinize tamamen katılıyorum. Şimdi bakacaklar batılılar. Bakın, ben önce şunu söyleyeyim, geçen haftaki programda da söyledim. Güçlü olanlar, gerekçe ne olursa, neden ne olursa olsun, biz az gelişmiş ya da gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bizim ekonomik sistemlerimiz, yapılarımız, her şey gelişmiş ülkelerin, işte Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın aldığı bir takım kararlara göre yol alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin parasının, Türk lirasının bu derece kötü durumda olmasının ana nedeni şu anda Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin gerekçesi, bunun çok çeşitli nedenleri var. Yani 20 ayrı programda tartışılır. Evet. Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri ile kötü ilişkiler içerisinde olması ve biliyorsunuz bir Papaz Bronson davası doları ne yaptı? Geçen programda da söyledim. Siz kendi evinizin önünde oynarsınız, kimse size karışmaz, size saygı gösterirler. Ama gider de yan mahalleye gidip orada külahbeylik yapmaya kalkarsanız, burada mahallenin ya da çevrenin en kabadayı çocuğuyla karşı karşıya gelirsiniz. Boğuşmanız gerekir. Şimdi eğer Avrupalılar ve Amerikalılar bu konuda belirleyici olacaklarsa, bakın bir örnek vereceğim size. 2009 krizi, bundan 10 sene önceki, 11 yıl önceki krize girmeyecek bir tek ülke var.
O da Rusya'ydı. Rusya'yı ne yaptılar, ne ettiler? Georgia'yı, yani Gürcistan'ı, Güney Ossetya'ya saldırttılar. Oradaki Rus tankları da Georgia'nın başkentine, Tbilisi'ye kadar geldi. Ertesi gün İngiltere borsasında bir haber. İşte bak gördünüz mü, Ruslara güvenilmez dendi. Mitchell Openstock'ları 25 dolardan bir günde 2 dolara düştü. Yani batılı devletler, emperyalist güçler ne yazık ki bu konuda belirleyiciler. Onun için onlara hiçbir şekilde onların suyuna gitmeden biz önce tam bağımsız Türkiye için ne yaptığımızı söyleyeceğiz. Fakat kendi sınırlarımız içinde bizi ilgilendiren bölgede bulunacağız ve onunla ilgili doğru kararlar vereceğiz. Bunu doğru anlatacağız Washington'da. Bakın bu olup biten olayların Washington'da doğru anlatılması çok önemli bir konu. Bunun tabii Almanya'da da, İngiltere'de de, Fransa'da da doğru ama herkesle kavga ederek gidebileceğimiz bir yer yok. O nedenle pazartesiden itibaren doğru açıklamalar yapılırsa, eğer Türkiye'nin ekonomi biliminin gerektirdiği şekilde faiz kararlarını, para stoku kararlarını ve yatırım kararları alacağı, işte bir İstanbul Boğazı'na yapılacak olan bir kanaldan söz ediliyor biliyorsunuz. Türkiye'deki bütün ekonomik değerler üst edecek. Siz orada konuştunuz, yapılmış olan köprüler şu anda milyarlarca dolar Çanakkale Boğazı'ndaki betonlara gömülüyor. Şimdi batılılar bunu görüyorlar. Yani siz geliriniz olmadan bir aile reisi olarak gider, bu şekilde bir harcama içerisine girer, saraylar yapar, on binlerce araç kiralar, binaların işte hepsine büyük paralarla, yani büyük bir savurganlık gösterirseniz batılı da der ki ha bunun sonu çöküş. Onun için o çöküşün bir parçası olmamak için önlem alır. Yani burada belirleyici olarak olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin koltuğunda oturan şu andaki hükümetin ve onun yetkilileri belirlenecek yeni ekonomi bakanı kim olacaksa ya da yeni maliye bakanı kim olacaksa onların verecekleri kararların doğruluğu ve bunun batıya ne şekilde anlatıldığı. Biz bunu Amerika'da anlatıyoruz. Yani yine 2-3 gündür arkadaşlarla konuşuyoruz. Yeni bir çalışmaya başlayacağız Amerika'nın her yerinde. Bakın Washington'da politika yoktur. Amerika'daki her politika yereldir. Bizler eyaletlerde, ben Arizona'yı, Kaliforniya'yı, Nevada'yı alacağım. Her arkadaş birkaç yer alacağız, gideceğiz. Temsilciler Meclisi üyelerine ve senatörlere anlatacağız. Diyeceğiz ki bakın, Türkiye'deki hükümet farklı bir şeydir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun halkı farklı bir şeydir. Bunu yapacağız ama hükümetin de artık böyle saçma sapan işlerini bırakıp doğru kararlar alması ve uygulaması gerekiyor. Eğer Türk lirasını 8,5 lirada tutmak istiyorsak. 8,5 lirada tutmak istiyorsak, yani inme ihtimali hiç yok mu diyorsunuz? Hayır, hayır, kesinlikle efendim, hayır. Yani dolar iner. Bence 8, doğru bir iner, ekonomi 8, yönetimiyle 8, aslında inebilir. Ama çıkış eğilimi, çıkış trendi sürüyor. Bakın bir ülkenin parasının değerini o ülkedeki ekonominin durumu belirler. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne zamanki üreten, bu üretimi doğru şekilde ihraç eden, hı hı, ve elde ettiği geliri adaletli olarak bölüşen bir ülke haline gelirse Türk lirası o zaman değer kazanır. Değer kazanma şansı hiç yok. Hiç yok. Diyorum bakın Nisan, YouTube'da girsin arkadaşlar, Ali Vural Cengiz dolar altın. Söylediğim şey. Evet, 6 ay önce siz bu noktayı bilmiştiniz, doğru. Altın 500 liranın üzerine çıkacağız dedik. Neden? Çünkü yapılan doğru bir iş yok. Yani yapısal sorunların çözülmesi gerekiyor. Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi, rica ederim efendim, her zaman. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Vesil Ündar. Bu arada Adnan Bali yalanlamış. Evet. Barış arkadaşın iddiası vardı ya, evet. İş Bankası Genel Müdürü, Maliye Bakanı olabilir diye biraz evvel bir açıklama yaptı. Yani bir yaptı. Kulis bilgisi olarak evet, söylemişti. Evet. O onu böyle bir yalanladı. Yani kendisi herhalde o göreve talip değil. Ama bu konuşuldu ve çok, yani kulislerde çok yaygın söylenildi. Özincen'in ismi bile dolandı hatta. Özincen'in ismi bile dolandı evet, bir ara. Şimdi ortada doğru mu değil mi? Ve bence asparagaz
olma ihtimali kuvvetli demin olan bir liste. Yani Cumhurbaşkanı kararları diye gösterilmiş, işte şey değiştirilmiş, efendim bazı bakanlar listesi, işte yardımcılıklara vesaire falan başkaları getirilmiş falan. Onu daha önce, iki ay kadar önce bu konuşulduydu. Evet, bu sayfa donanmış. Ama bu isimler bence çok da önemli değil. Çünkü ne kadar doğrudur, eğridir bilinmez. Kişilerin fantezisi de olabilir. Fakat ortada gözüküyor ki bir ciddi değişiklik olacak. Şöyle yorumlamak lazım. İki türlü yorumlamak o lazım. O konuda sen ne duyuyorsun? Eyvallah. Yani? Ya bunun hali hazırda bir bakanlar listesinde değişikliğe gidileceği aşikar. Bunun bir iki ay içerisinde gerçekleşmesi muhtemel. Ve dolayısıyla bunu dile getirmek... Bunu ısrarla zaten söylüyorsun. Sen. Hep söylüyorum. Evet. Yani dediğim gibi belirli bakanlar değişecek. Ve zannımca da 2021 bitmeden de bir erken seçim bizi bekliyor. Berat Albayrak'ın istifasıyla beraber ama... Sosyal medyada dolaşan başka bir iddia daha var. Berat Albayrak'ın istifasına istinaden. Bu da tabii benim beyanım değil ama sosyal medyada geldiği için okumakta fayda var. Buyurun. Reza Zarrab'ın, çünkü şu an Biden seçildi, seçildi nazarıyla bakıyoruz. Halkbank davasının yeniden gündeme geleceği ve tekrar açılacağı konuşulmakta. Reza Zarrab'ın hesap açtığı Aktif Bank'ın genel müdürü o dönemde Berat Albayrak imiş. Doğru. Para aklamada kullanıldığı diğer bank olan, öyle geçtiği için söylüyorum tabii sosyal medyanın iddia diliyle. Evet. Evet, iddia bu. O dönemde de genel müdür yardımcısı Murat Uysal imiş. Şu an biri istifa etti. Diğeri de görevden alındı. Bir de böyle bir iddia var ama hali hazırda kulislerde konuşulan şey şu. Birkaç bakanın değişeceği ve yeni bir seçime doğru yol aldığımız noktasında duyumlarım var. 2021 itibariyle de muhtemelen erken seçim söz konusu. Şimdi tabii en son sayın seyirciler, buradan da vermiştik bunu, bir sızıntılar olduydu. Leakage diyorlar bu İngilizler, biliyorsunuz Panama belgeleri, Paradise belgeleri vesaire falan. İşte yok bu Man Adaları'nda, Virgin Adaları'nda, Cayman Adaları'nda vesaire falan vergisiz cennetlerde neler yapıldığına dair Türkiye'deki, yani dünyadaki küresel kapitalizmin ve işte teker teker ülkelerdeki, özellikle de ne yazık ki demokrasisini askıya almış veya azaltmış, düzeyini azaltmış ülkelerdeki kuvvetli insanların oraya gönderdiği paralar meselesi vardı. İşte biliyorsunuz Türkiye'deki Man Adaları meselesini de hatırlarsınız efendim, dava konusu oldu. Şimdi oradan en son bir sızıntı olduydu. Daha yeni birkaç hafta önce buradan verdikti biz haberi. Orada... Berat Albayrak, Aktif Bank vesaire falan, işte o bağlantılar tekrar gündeme getirilmişti. Halk Bankası davasıyla da ilgili. En son Amerikan seçiminin hemen öncesinde bu olay yeniden gündeme geldi. Amerikan medyasında geniş çaplı yazıldı. Trump'la Sayın Erdoğan arasındaki çok özel ilişkiler diye ve iddia edildi ki Trump Halk Bankası'daki o işte Rıza Zarrab hadiselerini falan özel olarak kapattırmış rica üzerine dendi. Ve Biden kazanırsa bunun üzerine gidileceğinin de iması yapıldı. Şimdi bu bilgiyi alırsak, biraz önce Veysi Dündar'ın söylediğini yan yana getirirsek, o zaman şu çıkıyor ortaya. Ekstradan bir başka tehlike, yani acaba aileye kadar uzanan bir tehlike mi görüldü iddiası elbette ki yarından itibaren konuşulacak. Şimdi doğrusunu isterseniz benim Rıza Zarrab hadisesiyle ilgili çok sert eleştirilerim DAEŞ olduğundan beri vardır. Ama bu Amerikan yaptırımlarının da canı istediği gibi her ülkeye pat 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 konmasına da itirazım vardır. Onu da buradan söylemiş olayım. Bilmiyorum ne dersiniz? Bu arada bir şeyi de unutuyoruz. Devlet evet. Bahçeli faktörü. Her zaman görüş bildiren bir lider biliyorsunuz. Şimdi bu istifa konusunda Devlet Bahçeli'nin görüşünü bekliyoruz. Bu da önemli bir şey bence. Bakalım ama tabii tavrı ne olacak? Onun üstadım mesajları gerçekten çok ilginç. Yani mesela 5'i 6 ile toplarsanız... efendim 11 eder. Demek ki buradan şu çıkar diye falan oluyor genellikle.
Şimdi zannediyorum o matematik hesabını herkesin anlayacağı hale getirmekle meşguldür. O da zaman alan bir şey. Gerçekten onun bir tweet veya mesajını ben de şeyle merakla bekliyorum. Doğru ya, şimdi hakikaten bakın Sayın Seyirciler, bir örtülü koalisyon var. MHP-AKP koalisyonu var aslında ülkede. İktidar orada. Şimdi ne birinden ses çıkıyor bu koalisyonun, ne öbüründen ses çıkıyor. Yani Türkiye'de devlet dilini yutmuş vaziyette. Bilmiyorum, devlet her zaman böyle midir? Üstadım ne dersiniz? Bu konuda mı? Şimdi niye ses seda çıkmıyor? Ne olur sizce bundan sonra? Ali Cengiz Bey'e takıldım söylediklerinde. Şimdi ya, Türkiye'de şöyle bir durum yok. Bir not koymak zorundayım. Tamam, buyurun buyurun koyun. Ben uzun süredir iktidar eleştirisi yapmayı bırakmayı tavsiye ediyordum herkese. Yani çünkü iktidar eleştiriden hoşlanmıyor. Eleştiriyi almıyor. Yani eleştirinin kıymetini bilmiyor. Hı. O yüzden muhalefetin kendine yönelik, yani içeriye yönelik bir eleştiri ve gelebilecek bir erken seçime veya zamanında seçime daha hazırlıklı bir şekilde girmek konusunun önemli olduğunu düşünüyordum. Ve muhalefette şöyle bir şeyler gözlüyorum. Özellikle İstanbul seçiminden veya mahalli seçimden sonra herkesin yine kendi kimliklerine döndüğü, kendi içine kapandığı ve eleştirilerin yapılan icraattan ziyade işte İslamcılık gibi, İslam gibi bir takım kimliklere gönderme yaparak vurgulandığını tespit ediyorum ki ben bunu çok hatalı bulurum. Türkiye'de kurmaya çalıştığımız sistem, Ali Cengiz Bey'in de bunu iyi anlaması lazım. Ali Vural. Türkiye'de Ali Cengiz oyunu yapmaya niyetim yok ama Ali Cengiz adım, evet. Efendim? Ali Vural. Evet, Ali Cengiz doğrudur, buyurun. Soyadınız Cengiz değil mi efendim? Vural. Cengiz tamam. Efendim, evet. Ali doğru. Vural tamam. Cengiz doğru. Tamam. Teşekkür ederim, buyurun. Tamam, ben de Nazır Cihangir İslam'ım, bana Cihangir İslam diyorlar. Ali Vural Cengiz Bey'e sadece ona değil, herkese söylemeye çalıştığım şu. Bu ittifak kimliklerin tekleşmesi, homojenleşmesi anlamına gelmiyor. Aksine kıymeti de buradan kaynaklanıyor. Yani bir baktığınızda Sayın Karamollaoğlu gibi bir figürün, Sayın Kılıçdaroğlu gibi bir figürün, Sayın Akşener gibi bir figürün yan yana gelmesi önemli olan bu. Kendi kimliklerini muhafaza ederek. Hatta HDP'yi de ne diyorduk? Baştan beri bunun içine mutlaka almalıyız. Tamam, bütün partiler kendi içerisinde bir takım incelmelere, rafineleşmelere gidebilir, kendi problemlerini düzeltebilir ama muhalefetin adeta yeni bir Türkiye provası yapması gerektiğini söylüyorduk. Şimdi şundan önemli diyorum, İslamist politika, İslam ekonomisi vesaire, ben ondan bahsetmedim. Ali Vural Cengiz Bey, ondan bahsetmedim. Eleştiriyi iktidarların icraatına yapıyoruz, kimliklerine değil. Kaldı ki bu muhalefet eğer AK Parti ve MHP tabanından oy alamazsa yaptıklarımızın hiçbir önemi yok. Çünkü son seçimde oy olarak şeyden öndeler, yani Millet İttifakı'ndan öndeler. Hele ki HDP ayrı, ittifakta ikiye bölünüp bir sağ iktidar bir de sol iktidar, sol ittifak bir de sağ ittifak olarak yani ikiye veya üçe bölünürse iş çok daha zorlaşacak. Yeni getirilecek seçim sistemiyle. Zaten Erdoğan şunu, yapmak istediği bu, bölmeye çalışıyor. Bölmeye çalışıyor. Evet. Şunu demek istiyorum. Bakınız AK Parti gelmeden önce Sayın Ecevit ve Sayın Bahçeli hükümeti vardı. Son derece Atatürkçü politikalar izliyorlardı. Bugüne bakın lütfen hocam, yapmayın bunu. Bir dakika. Kesmeyin. Değerli hocam kesmeyiniz. Bakın ben yani, sizi dinledim. Lütfen insicamımı bozmayınız. Burada eleştirdiğimiz nokta ne Sayın Erdoğan'ın, ne Albayrak'ın, ne Sayın Albayrak'ın, ne başkasının kimliği. O değil eleştirdiğimiz. Eleştirdiğimiz nokta neoliberal AK Parti'ye baktığımızda bugün AK Parti neoliberal dünya düzeninin Türkiye'deki bayidir. O bu sözü vererek zaten iktidara gelmiştir.
Ha şimdi bana bir ekonomist olarak şunu söyleyebilirsiniz. Bu AK Parti bu bayiliği yaparken evet özelleştirmeleri haklı veya haksız sonuna kadar yaptı mı? Bakın bir telekom özelleştirmesi miydi? Ucuza sattık bir de borçlu çıktık şey olacak. Yani bu kadar büyük oyunların döndüğü bir yer. İşte size az önce rakam verdim. Bakın sadece kur farkından 62 milyar lira kaybetmişiz ki kaç tane Avrasya tüneli döviz nedeniyle köprü ediyor. Bu kadar basiretsiz, bu kadar akıl dışı bir politikayı bence gelin ekonomik ve iktisadi terimlerle açıklamaya çalışalım. Gelelim şeyinize. Ses çıkmamasını ben şimdi biraz jeton düştü. Acaba şu mu? Sayın Cengiz Hocam da oradan belki Soylu'nun istifasına bizim kadar yakın şey olmadı. Ortalık ayağa kalktı değil mi? Böyle sokaklarda gösteriler vesaire işte o Osmanlı dernekleri falan çıktı. Belki böyle bir şey bekleniyor yani tepki fakat Twitter'da bir şey yok değil mi? Yani sokaklarda da yok. Şeyi sahiplenen, Sayın Albayrak'a sahiplenen bir şey yok. Şu noktaya geleceğim. Acaba bu gece biraz popülarite yükseltilerek işte bir az önce yine bir şeyden bakın gazeteden gördüm. Kimdi? İstifa duyurusu. Yine bir AK Parti'nin önde gelenlerinden bir beyefendi. AK Parti içindeki çeşitli gruplar Sayın Albayrak'ın istifa etmemesi, kalması yönünde şey yapıyorlar. Görüş beyan ediyorlar. Bu bir anlamda benim kanaatime göre bir genel başkanlığa hazırlık şeyi de olabilir. Provası da olabilir. Yani gruptan geliyor bu ses, başka taraflardan geliyor. Böyle bir şeyle de karşılaşabiliriz. Ben bu kadar ayak oyunlarını şey yapan, ihtiva eden siyasete çok fazla yakın değilim. Ne olup bittiğine bakıyorum. Ama şunu diyebiliriz. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Biden'ı arayıp tebrik etmesini eleştirdi bir kesim AK Partililer. Ama şunu söyleyebiliriz Cüneyt Bey. Buyurun hocam. Şunu söyleyebiliriz. Berat Albayrak'ın bugün istifaya zorlanması veya feda edilmesi bence Biden'a çakılmış Amerika'daki yeni yönetime verilmiş bir selam olabilir. Bu anlama gelebilir. Fakat birkaç saat sonra borsa açılacak. Yani bu bakanlığın bir şekilde sabaha stabil bir şekilde girmesi lazım herhalde. Yani bir saat sonra Asya'da falan artık şeyler gözükecek. Borsalar başlayacak. Dolar alım yani, satımları gözükecek. Bizde de kaçta? 9'da mı? 10'da mı açılıyor? Kaçta açılacak sabah? Sabah da işte diyelim 9'da başlayacak. Birkaç pazar arka arkaya var da. Yani spekülasyona kaçmak istemiyorum ama bunları okuyabiliriz. Teşekkür ederim. Yani, buyurun üstad. Gemi karaya vurdu. Yani sizce erken seçim geliyor mu? Ben şahsen erken seçimin erken bir sürede olacağını düşünmüyorum. Erdoğan Cumhur İttifakı 2023'ü hedefliyor. Ama 2023'ü büyük ihtimal bulmaz. 2022'de erken seçim olabilir diye düşünüyorum. Şu anda Erdoğan'ın kafasında erken seçim yok. Bunu çok iyi anlıyorum. Kendisi bir şekilde şu andaki kötü gidişatı düzeltip kendi kafasına göre bir yere varmaya çalışıyor ve olayı toparlamaya çalışıyor. Hocamın da dediği gibi Biden'ın iktidara gelmesi, seçimi kazanması da önemli bir faktör. Türkiye'de de hani az çok saygın bürokratların da Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilmesi, artık bu işin hani böyle çocuk oyunu olmadığının anlaşılması anlamında önemli bir adım. Şu ana kadar macera perestler ülkeyi yönetiyordu. Yani gerçekten çok gülünç sözler söylüyordu Berat Albayrak. Ekonominin E'sinden anlamayacak insanın güleceği sözleri bir maliye bakanı söylüyor. Ya köylü Mehmet Ağa bile hani TL dolar ilişkisi işte bizim cebimize giren paranın nasıl dolar yükseldikçe azaldığını çok iyi biliyor. Yani bunu kalkıp böyle ciddi ciddi söylemek, ukalaca tavırlar göstermek, halkı küçümsemek, tepeden bakmak ya, veyahut da tamamen totaliter bir rejim oluşturmaya çalışmanın sonu gelmeye başladı. Bir büyük kaos ortamı, ekonomik anarşi ortamı oldu ve sonuçta da
Artık biz aklımızı başımıza alalım. Merkez Bankası'nın başına az çok bürokrasiyi bilen, ne yaptığını bilen birisini getirelim tavrı olabilir. Maliye Bakanı Berat Albayrak da bu macera perest politikalardan dolayı kızağa çekilsin tavrı gibi görünüyor. Ve daha gerçekçi ve dünyaya uygun adımlar sanki olacak gibi. Çünkü hani gerçekten son derece kötü bir ortamdayız. Sabaha nasıl bir tabloyla çıkacağımızı bilemiyoruz. Gerçekten patlamış bir dolarla mı çıkacağız? Ne olacak bilemiyoruz. Milyonlarca insan tedirgin şu anda. Yatırımcılar tedirgin, üretimciler tedirgin, memurlar, işçiler tedirgin. Ama artık ayaklarının suya değdiğinin anlaşılması gerekiyor ve sanırım bundan dolayı böyle adımlar atmak zorundalar diye düşünüyorum. Anladım. Söylediğine destek olmak için bir şey söylemek istiyorum Cüneyt Bey. Bakın Amerika Birleşik Devletleri... bu erken seçimi tartışalım. Olur. Siyasetteki bundan sonraki yansımaları tartışacağız ama buyurunuz Ali Bey, Ali Ural. Bir ekleme yapayım. Bakın Türkiye'nin dışarıya çok borcu var. 400-500 milyar dolar, yarım trilyon dolar borcu var Türkiye'nin. Batı için verilecek en önemli mesajın şu olması lazım şu anda. Biz bu paraları geri ödemeye niyetimiz var. Biz Merkez Bankası'nın başına bu tür para anlaşmaları yapan bir en büyük Türk bankasına genel müdürlük yapmış olan kişiyi getiriyoruz. Sizin alacaklarınız bizde bakidir. Bu dönemi iyi yöneteceğiz. Ve her parayı alacaksınız. Üzerimize çok fazla gelmeyin. Bize biraz nefes alma şeyi bırakın, odası yeri bırakın. Ve paralarımızı geri ödeyeceğiz diyerek İş Bankası eski müdürünü getirebilirler Merkez Bankası. Kendisi de bunu yalanlamış, yani orada öyle bir gelişme yok. Anladığım kadarıyla Naci Bey de görevinin başında. Yani o opsiyon... Maliye Bakanlığı'na diyorum, özür dilerim. Evet. Maliye Bakanlığı'na getireceğiz bu kişiyi. Yani biz bu paraları geri ödeyeceğiz mesajı olabilir. Yani Batı'ya verilmiş bir mesaj olabilir. Evet, o konuda hemfikirim. Peki. Efendim, şimdi bir araya giriyoruz. Hem en son dakika gelişmelerini vereceğiz bu konudan. Hem de bakın, şimdi gene ana akım medyadan hiç duyamayacağınız kabinedeki değişiklikler, AK Parti'nin içinde yaşanan depremin arka planları, bundan sonra kim nereye nasıl getirilecek veya getirilmeyecek ve hemen arkasından atılacak adımlar. Erken seçimin, evet, 2022'ye kadar yapılmak istenmediği doğrudur gelen bilgiler içinde. Fakat o sürdürülebilir mi? O istek yerine getirilebilir mi? Niçin getirilebilir, niçin getirilemez? Bunu da konuşacağız. Aynı zamanda, bakın, bu ülkede sadece ekonomik deprem olmuyor yani. Buradaki deprem elbette ki bir teşbih olarak kullanılıyor ama... Sosyal bir deprem oluyor, bir sağlık depremi oluyor. Hepimiz ölüm tehlikesi altında yaşıyoruz. Aşılar yeterince bulunmamış, sağlık imkanları var. İstanbul korkunç bir vaziyette. Bunu biz söylemiyoruz, Sayın Sağlık Bakanı söylüyor. Ciddi bir atak var orada. Şimdi burada ne yapılması lazım, gerçek durum nedir? Konuklarımın ikisi de bu konuyla ilgili önemli, hem siyasetçiler hem tıp doktorları. Dediğim gibi bunları konuşacağız. Efendim, reklama geçiyoruz. Arkasından bu Berat Albayrak istifası meselesi ve arka planını ve erken seçimin neden çok hızlı yaklaşmış olabileceğini anlatacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli seyirciler, geldik 3. bölümümüze. 3. ve son bölümümüze. Konuklarım Cihangir İslam, Veysi Dündar, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ali Fuat, Ali Vural Bey. Çok özür dilerim, niçin hep yanlış söylüyorum. Amerika'dan bize özellikle Trump hadisesinin sonunda Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini, aslında dünyayı nasıl etkileyeceğini de değerlendirecek kendisi. Çünkü Türk Amerikan Asamblesi'nin de eski başkanıdır. Konuya da son derece vakıf. Ama şimdi gelin biraz şunu konuşalım. Bir kere hadise netleşti. Berat Bey istifa etmiş. Şimdi acaba geriye çevrilebilir mi, çevrilemez mi diye
herhalde çalışmalar sürüyor ki bundan ilgili hiçbir açıklama yapılamıyor. Devlet bu konuda suspus olmuş vaziyette ve aynı zamanda bakın ne oluyor? Ana akım medya hala ve hala sanki hiçbir şey yokmuş gibi bu konuyu yazamıyor, söyleyemiyor, konuşamıyor. Tele 1 konuşuyor bunu. İşte muhalif kanallar konuşuyor. Ama bakın çok daha ilginç bir şey. Çok daha ilginç bir şey. Bir haber vereceğim ve de bu da durumun ne demek olduğunu en iyi şekilde anlatacak. Efendim Bloomberg bunu verdi. Aynı zamanda Tele 1 de verdi. Web sitelerinde gösterelim haberi. Asya borsaları açıldı. Asya borsalarında Türk lirasının durumu. Bu saatlerde genellikle Uzak Doğu üzerinden işlemler yapılmaya başlar. Avustralya vesaire falan. Ve oralarda işte Singapur, Türk lirası üzerine çalışanlar vardır. Böyle saatlerde de bazen Türk lirası alır başını gider böyle kritik zamanlarda. Ve sonra bir parça düzelir. Fakat bakın, bu ne vahim bir şeydir ki. Türkiye'de ekonomi yönetimini tam yetkiyle yöneten kişinin görevden alınıp alınmadığı konuşuluyor veyahut istifa edip etmediği konuşuluyor. Ne olup ne bittiği belli değil. Ama herkes şöyle düşünüyor bütün dünyada ve Türkiye'de. Berat Albayrak istifa etti. Bunun sonucunun ne olmasını beklersiniz sayın seyirciler? O ülkenin parasının buna olumsuz tepki vermesini, değil mi? Onu beklersiniz. Yani mesela şimdi TL düşse deriz ki tabii canım bu ekonomi yönetiminin kabahati değil ki TL'nin şu saatte böyle düşmesi. Böyle haberler gelince düşer tabii biraz daha deriz, değil mi? Efendim Türk lirası değer kazanıyor. Bu ne demek? Yani bu konuda işlem yapanlar Sayın Berat Albayrak'ın gitmesine seviniyor gibi. Ya da öyle bir spekülasyon yapılıyor. Hangisi doğrudur efendim? Tabii. Ali Vural Beyciğim, hangisi doğru sizce? Valla size bakın söyledim. Dünya nasıl değerlendirecek? Yani bir iş eğer beceremeyecek bir adamın elindeyse ve bu iş bu adamın elinden alınırsa herkesin tepkisi tabii ki olumlu olacaktır. Burada pazartesi günü yapılacak Türkiye hükümetinin tepe yönetiminden yapılacak açıklamalar önemli olacak. Bakın finans çevrelerine belli bilgiler verilmiş de olabilir. Hali hazırda gönderilmiş olabilir o dediğim şey. Hani Maliye Bakanlığı değiştiriyoruz yerine Türkiye'nin borçları dahil Türk lirasını ve döviz sistemini doğru dürüst yönetecek birisini atayacağız bilgisi geçmiştir mutlaka. Mutlaka yani bakın biz size bir bilgi gelmiyor. Hiçbir açıklama yapılmıyor ama BBC'ye ve Bloomberg'e açıklama yapılıyor. Siz söylediniz. Bloomberg'de de haber var, BBC'de de. Evet. Yani bence bütün yapılan işlem, bu işlem yurt dışına bilgi vererek, yeni yönetimi Amerikan yönetimine de bilgi vererek, finans kurumlarına da bilgi vererek yapıldı. Sizin tahmininiz bu şekilde diyorsunuz ama benim tahminim bu. Onun için yorumlar görevden alınma ise dediğiniz doğrudur. Yani geçmişte böyle şeyler oldu. En azından söylentileri oldu. Öyle yazıldı, çizildi. Ama eğer Berat Albayrak kimseye haber vermeden istifa etmiş ise ve şimdi de çevrilmeye çalışılıyorsa bu veya çevrilmeye çalışılmıyorsa her neyse o zaman belki onlara da haber verilmemiş olabilir. Yani vallahi Berat Albayrak ben istifa ediyorum diye herkese söyleyip etmemiştir herhalde. İşte istifa etti mi yani? İstifa mı yoksa görevden alınma mı? Ben ikincisinin olduğunu, görevden alındığını düşünüyorum. Evet. Çünkü öyle yorumlar da ortalıkta dolaşıyor işin açıkçası. Şimdi tabii. Buyurun. Yani, ben de Sayın Hocam'ın görüşüne katılıyorum. Yani bir görevden alma durumu var herhalde. Şimdi hani haberleri izlemişseniz eğer birkaç gün önce AK Partili vekillerle Berat Albayrak görüşmesi oldu. Hı hı. Demek ki partide çok önemli bir sıkıntı vardı.
Bize görüntüde açıkladıkları sanılan bu felaketi gidip Berat Albayrak'a hınçla sormak istiyorlardı. Sordular. Hı hı. Bir kriz oldu. Ne olduğunu bilmiyoruz. Kapalı kapılar ardında yapıldı bu. Ve ardından Berat Albayrak'ın istifası geldi ve şu anda hani piyasalar bunu kabul etti yani. Hani hakikaten bir iyileşme var. İktidarın önemli bir aktörü ayrılınca piyasalarda bir düzelme olduğu görülüyor. Hem de ekonomiyi yöneten aktör. Evet. Bir de bir kulis haberi aldım. MHP kulislerinden gelen bilgiye göre Bülent Arınç Erdoğan ile yaptığı bir görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevine devam etmesi halinde yaklaşık 30-40 milletvekilinin Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ne geçeceklerini iletmiş. Böyle bir kulis bilgisi var. Hani bu alttaki o kaynama, sıkıntı, huzursuzluğun yansıması belli. Berat Albayrak gayet kendinden emin, rahat bir görüntü veriyordu ama öyle değildi. İçeride sıkıntı vardı. Sanırım önemli isimler de bunu gördü. Milletvekilleri huzursuzdu, ekonomi kötüye gidiyordu ve sonuçta böyle bir karar geldi. Ve şu anki görüntüler, yarın sabah ne olur bilmiyoruz. Tabii yani hepimiz isteriz dolar düşsün, memleketin ekonomisi iyiye gitsin. Tabii ki. İnşallah öyle olur ama şu çok net bir şey. Artık maceraperest politikaların yanlışlığı apaçık ortada. Ve maceraperest politikalardan vazgeçilmesi gerektiği, demokrasiye, hukuka dönmemiz gerektiği de apaçık ortada. Hani artık bu politikalarla gidilmez. Bunu iktidarın, Erdoğan'ın da çok iyi görmesi lazım. Yalanlarla, yanlışlarla, bir takım rakamları çarpıtarak hiçbir şeyi değiştiremezler. Bakın TÜİK'in rakamlarıyla oynuyorlar efendim. Enflasyon hesap ederken TÜİK'in rakamlarıyla oynanıyor. TÜİK'teki veriler değiştiriliyor. Normalde Alman ekonomist Steve Henke'nin çok önemli bir açıklaması var. Normalde Türkiye ekonomisini çok iyi tahlil eden bir kişi olarak %35,5 diyor Türkiye'deki enflasyona. Hani bakın yetkililer %11-12 gibi açıklıyor. Ama hakikaten gerçek ortada. Artık bu hani birisinin kral çıplak demesi gerekiyordu. Şu anda kral çıplak denmeye sanki başlandı. Bu önemli. Ben hani inşallah bundan sonra en azından bu fakir milletin sırtına daha yeni yükler vurulmasın ve bu felaket ortamı bir an evvel bitsin diye ümit ediyorum. Bülent Arınç'ın açıklamasına ekleme yaparak buyurun. Ben de bir analizde bulunayım. Zaten partiler Gelecek Partisi ve Deva Partisi kurulurken bu isimlerin toplamda 60'a yakın vekilin bu partilere geçeceği söyleniyordu. Ama partiler kurulduktan sonra bu vekillerin AK Parti'de devam etmesine karar verildi. Hali hazırda eğer seçim atmosferine girilecekse şayet bu isimlerin istifa edip bu partilere geçmesi söz konusu. İzleyen seyircilerimiz de şu anki Deva Partisi'nin ve Gelecek Partisi'nin o oranlarını bana sormuşlar. Ben yapılan son anketlere göre 2-3 bandında gözüken iki partinin de oylarını ikiye katladığı bu anketler sonucunda 5'e hatta 6'ya çıktıkları konuşulmakta. Anketler sonucunda hem Gelecek Partisi hem de Deva Partisi oylarını yükseltmiş durumda. AKP'nin başkanlığı noktasında ben daha önce de söylemiştim 2-3 hafta kadar önce Numan Kurtulmuş'a Sayın Erdoğan'ın partiyi teslim edeceği ve dolayısıyla Berat Albayrak'ın da partinin başkanlığı için girişimlerde bulunacağı ikili arasında parti başkanlığı için bir ne diyelim bir yarışın olacağını dile getirelim. Hı hı. Sayın Erdoğan'ın Biden'ın seçilmesiyle beraber bir farklı bir harekete girişti. Hepimizin malumu. Olabildiğince çok muhalif parti kurdurarak oyları bölmeye çalışacak. Dolayısıyla bu da ittifakları engellemeye dönük hamleler. Dikkat buyurun işte İYİ Parti'deki seçim kongresinde ikiye bölünen ve neredeyse 15 milletvekilinin dışarıda tutulmasıyla beraber İYİ Parti'de bir çatlağa neden oldular. Saadet Partisi'nde az önce de girişte de belirttim. Normalde cemaat mantığıyla hareket eden bir partiden bahsediyoruz. Atama yapılır ve hiç kimsenin itiraz etmemesi beklenir ama İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan atama partide krize neden oldu. Ayın 29'unda Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı için iki adayın ismi söz konusu. Biri
Abdullah Sevim, diğeri de Ömer Faruk Yazıcı. CHP noktasında dikkat edin. Dolayısıyla bunun da Erdoğan'ın girişimleriyle olduğunda hepimiz hemfikiriz. CHP'deki oyları bölmeye dönük Muharrem İnce'ye Memleket Hareketi başlattırıldı. Mustafa Sarıgül'e yeni bir parti kurduluyor. Öztürk Yılmaz'ın her ne kadar çok reaksiyon görmesi de Yenilik Partisi biliyorsunuz kuruldu. O da olabildiğince en azından %1 bile alsalar Sayın Erdoğan'ın işine yarayacak bir oy potansiyelinden bahsediyoruz. Ama o isimlerin kendisinin Erdoğan'ın bir teşvikiyle bu işi yaptığı doğrusu bana uçuk bir iddia gibi geliyor. Yani her birinin de bunu yapmak için sebepleri var. Şöyle, yani parti kurmasınız ama CHP'de mücadele ama edersiniz. Ama elbette ki Sayın Erdoğan'a yarayabilir bu ve belki de onu teşvik etmek isteyebilir. Yani. Ama bu hareketin başladığını hep net olarak söylüyorum. Hı. Bütün muhalif partilere, muhalefetteki Millet İttifakı içerisindeki bütün partileri aynı anda bu şeyleri yaptırıyorlar ve bunun da müsebbibi Sayın Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti'dir. Dediğim gibi. Çünkü senin şöyle bir iddian da vardı galiba. Bu iş sarayda konuşuldu ve Millet İttifakı'nı parçalamak için her bir partide bir takım operasyonlar yapılması kararı alındı diye bir şey söylemiştin daha önce. Ve hali hazırda normalde Sayın Erdoğan'ın 2023'e kadar bekleyip yeni kurulan partilerdeki enerjiyi de kaybetmesini beklemektense artık şu saatten sonra Biden'ın seçilmesiyle beraber erken seçimi talep eden bir Erdoğan'ı göreceğiz. Zannımca ben Sayın Gergerlioğlu 2022 dedim ama ben 2021'de böyle bir erken seçimi bizi beklediğini düşünüyorum. Şöyle şu anda aslında bize kalsın bir an evvel erken seçimin olması, ülkenin bu yönetim krizinden kurtulması lazım. Ama Erdoğan iktidarı diretiyor. Cumhur İttifakı, bakın milletvekillerini harcıyor. Erhan Usta'yı harcıyor. Daha sonra Ordu Milletvekili MHP Cemal Enginyurt'u harcıyor. En ufak bir eleştiri de Cumhur İttifakı'nı önceliyor ve kellileri alınıyor. Git deniliyor. Yani bakın bu kadar böyle beka söyleminin olduğu, efendim bütün gemilerin yakıldığı bir ortamda geminin su aldığını görüyoruz. Ve artık bunu kendileri de çok net bir şekilde görünüyor. Dolayısıyla bu güneşte balçıkta sıvamıyor. Evet. Yani çok net bir şekilde artık bu operasyonun da nedeni bu açıkçası. Peki Türkiye'nin başka meselelerine de biraz gireceğiz ama gene bu meseleyle ilgili biraz bankacılık kulislerinde dolaşan, efendim Türkiye'de bakmayın siz ekonomi konusundaki insanlar böyle çok konuşmayı sevmezler. Kendi aralarında konuşurlar falan ama Türkiye'nin siyasi meselelerini genellikle siyasetçilerden daha iyi takip ederler. Yani öyle söyleyeyim. Çünkü para biraz bu işlere göre hareket eder. Dolayısıyla paranın ne olacağını takip etmesi için en iyi bilgileri yüksek bankacılık koridorlarından, uluslararası finans koridorlarından alırsanız. Ali Vural Bey'in söylediği gibi böyle bilgiler bize daha gelmeden çoklukla, bize derken genel kamuoyunu kastediyorum. Önce o dış mihraklar diye ikide bir söylenilen yerlere bildirilir, oralardan icazet alınır. Türkiye'de maalesef böyle bir geçmiş var. Şimdi o oralardan gelen dedikodular var. Bunlar böyle birbirlerinden paylaşıyorlar, konuşuyorlar. Bazı yerlerde de yazılıyor. Şimdi mesela hemen söyleyeyim böyle şeylerden birini. Deniliyor ki efendim, hafta içinde sarayda iki tane toplantı yapılmış. Bunlardan bir tanesi istişare kurulu olarak yapılmış. O toplantıda işte zaten standart bir toplantı. Bülent Arınç dışarıda bunları söylerken malum bazı eleştiriler yaptı. İşte bunları söyledik zaten dedi. Ekonomi konusunda eleştiriler yaptık dedi. İçeride de bakanlar ekonomiye ilişkin görüşlerini ve halktaki tepkileri anlatmışlar. Evet. Tıpkı sizin biraz önce söylediğiniz gibi. Bu sizin söylediğiniz bilgi bankacılık kulislerinde de şu anda dolaşıyor, yayılıyor. Değil mi? Tabii. Çünkü içerisi kaynıyor. Tabii. Devamı da var. Sonra deniliyor, doğrudur yanlıştır bilemem, kulis olarak söylüyorum yani ama güvenilir yerlerden gelen. Fuat Oktay üzerinden gelen taleple Naci Ağbal'la toplantı yapılmış. Naci Ağbal, faiz, kur, vergi toplamadaki zorluklar, rezervler, bütçe ve borçlanma üzerinden bir sunum yapmış iddiaya göre. Bu sunum üzerine kendisi makamdan çok da hani böyle sıcak olmayan bir şekilde tamam falan denmiş. Yani şey yapılmamış yani.
Takdir görmemiş. Takdir görmemiş diyelim. Ancak kurlar 8-8.50'ye gelince bu sefer deniliyor ki tırnak içinde reis Ağmalı tekrar çağırmış. Rezerv konusunda Albayrak'ı aramış ve bizim 100 milyar rezervimiz eksiye mi döndü diye sormuş. İddia böyle. Şimdi bu hiç doğru olmayabilir veya egzajere edilmiş, abartılmış olabilir. Fakat dediğim gibi bunun bankacılık çevrelerinde konuşuluyor oluşu bile başlı başına evet. bir iştir. Uzun uzun açıklama yapmış Berat Bey iddiaya göre. O da demiş ki evet veya hayır de kardeşim. Evet'i duyunca işte evet'i duyunca ondan sonra işler karışmış. Neyse hatta biraz Ağval'la Berat Bey arasında sorun çıkmış diyorlar yani. Ben o kadar söyleyeyim. Ondan sonra Cuma akşamı Berat Bey'in haberi olmadan Merkez Bankası Başkanı değiştirilip Naci Bey atanmış. Yani bypass edin, haberi yokmuş. Bu zaten daha önce de defalarca söylendi. Şimdi bir kez daha aynı şey söyleniliyor. Buna karşılık haberim vardı biliyorum falan diye bir şey de gelmedi zaten. Arkasından işte birinci bölümde söylediğimiz gibi gene kapalı kapılar ardında Ankara'yı konuşuyoruz maalesef efendim. Yani öyle bir zamanlar şey vardı. Meşhur bir dizi vardı. Kapalı kapılar ardında Washington diye. Yaşımıza evet. yakın olanlar hatırlar. Burada da kapalı kapılar ardında Ankara böyle anlatabiliyoruz ancak. İşte ondan sonra o da demiş ki ya bu bayrağı taşıran son damla artık yeter burama geldi vesaire falan demiş iddiaya göre. Sonra da kimseye haber vermeden basmış istifayı. Hadise bu. Şimdi de Ankara'da bir takım telefonlara erişmeye çalıştığı zaman işte bu finansçılar. Çünkü önemli. Ertesi gün adamların bütün pozisyonları, döviz Tabii. pozisyonları, diğer menkul kıymet pozisyonları. Hatta bankalardan insanlar para mı yatıracak, paralarının vadelerini mi uzatacak, uzatmayacak mı artık yani ona benzer her türlü şey bundan etkilenecek. Doğal olarak bunu en çok onlar araştırıyorlar. Yani siyasetçilerden daha heyecanlı araştırıyorlar ne olduğunu. Cevap da şöyleymiş. Ne var? Ne de yok diyebilirsin. Şimdi böyle deniliyor imiş. Zaten genel durum bu. Hala hazırda arkadaş bir Allah'ın kulu çıkar da der ki ya Sayın Bakanımız istifa etmiştir, istifayı kabul etmedik. Edilmemiştir veyahut işte denmiştir ki yok böyle bir şey ya. Bunlar işte dış mihrakların, iç mihrakların bilmem nelerin şeyleri. Yahut denilir ki... Adam kendi hesabından açıklama yaptı, istifa ettim diye. Hesabı hacklenmiştir gerçekten evet. denir. Yani Cüneyt Bunlar... Bey bunu ortaya çıkarmanın yolunu söyleyeceğim size. Buyurun, çok Eğer önemli bir şey söylüyorsunuz. Eğer Babayrak'a bir başka görev verilirse, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, başkanlık yardımcılığı ya da parti başkanlığı gibi bir görev verilirse, demek ki görevden alındı. Eğer hiçbir görev verilmezse, hakikaten evine gider dinlenmeye çekilirse demek ki kendi istifa etti. Ben bu şekilde bir sorgulamanın sonu olarak gerçeği öğrenebileceğimizi düşünüyorum. Evet. Gerçekten de böyle bakalım. Peki yeri gelmişken üstadım, şimdi bu Trump gitti galiba evet. değil mi? Yani artık... Çünkü Trump gitmek zorunda kalacak. Gitmedi daha. Direneceğim ya. Diyor. Fakat direnecek pek bir yeri yok. Çünkü mahkemeye gidebilir ancak. Hiçbir Peki, mahkeme, hakimi... Şeyden ben çıkmıyorum arkadaş daha seçim sonuçlanmadı evet. derse ne olur? Vallahi hatta şöyle bir şey var. Bakın 47 yıllık bir politikacıya kaybetti Biden'a. Şöyle bir tweet geldi bir Amerikalı'dan. Dendi ki son gün, başkanlığın son günü istifa edecek ki 46. başkan yardımcısı olsun. Biden 47. başkan olsun ki her gün hatırlasın 47 yılda hiçbir şey yapmadım diye. Yani bu tür şeyler ve toparlanıyorlar, toplanıyorlar. Birbirleriyle Twitter engel koyduğu için yeni bir platformda birbirleriyle ilişkisi içindeler. Değişik şeyler yapabilir. Birincisi halkı sokağa dökmeye çalışabilir. Bir takım silahlı gruplar var. Bunlar sokağa çıkarlar ama karşılarında da başka gruplar var.
Yani biraz bir böyle bir karışıklık yaşayabiliriz. Ben öyle bir şeyi göze alacağını sanmıyorum. İkincisi, birçok ilişkiyi, devletin ciddiyetini, bunu getiren beyefendiye, arkadaşımıza tekrar teşekkür ediyorum, sağ olsun. Kendisiyle tamamen hemfikirim. Devletin ciddiyetini de zedeleyen bir şey yaptı hep. Askerlerle doğrudan özel ilişki kurmaya çalıştı. Yani kıyaslayın siz bunu, yani siz kendi şeyinizde. Şimdi o askerlerden eğer o emniyet mensuplarından ve çevresinden hiç kimseden destek göremezse, ki bakın basın tam anlamıyla tümüyle birlikte dün gündüz saatlerinden itibaren hep birlikte Biden'ı başkan ilan etti. Basın tamamen birlikte hareket ediyor. Diğer demokratik kurumlar da birlikte hareket edecekler diye ben bekliyorum. Hiçbir yolu kalmaz. Zaten karısının eşyalarını toplamaya başladığı şeklinde Beyaz Saray'da bir haber geldi. Ne derece doğru bilmiyorum. Burada da tabii çok kulis ve bilgiler paylaşılıyor. Şimdi sonucunu bilmiyoruz ama Trump'ın işi bitti. Trump kendi ipini kendi çekti. Yani bu kadar fazla insanı karşınıza alarak, bakın ben bunu bir başka toplantıda daha söyledim. Önce o grubu karşınıza alın, sonra kadınları karşınıza alın, sonra gay ve lezbiyene, bilmiyorum yani Türkçesini, yani İngilizce söylemiş olmayayım ama Türkçelerini pek kullanmak herhalde hoş olmaz. O kesime karşı gelin. Sonra kalkın, siz Kur'an'ı, şeyi, özür dilerim, Kur'an diyorum, İncil'i elinize alın, gidin. Bütün laik kesimi karşınıza alarak açıklamalar yapın. Sonra zincirleri karşınıza alın ki... Aman efendim, şimdi Trump diye siz Türkiye'yi mi anlatmaya kalkıyorsunuz yoksa şimdi burada seyircilerimize? Ben bakın ne dedim, siz kıyaslayın dedim. Siz kıyaslayın dedim. Peki bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Bir şey sormak istiyorum. Lütfen. Şimdi hikaye, bütün Türkiye şunu bekliyor. Ya bu Biden geldiğinde ne olacak? Bu Halk Bankası meselesi yeniden mi açılır? S-400 şeyleri, yaptırımları gelir mi? Yoksa Türkiye ile yan yana gelir, düzgün bir konuşma mı başlar? Yani ne bekliyorsunuz siz? Suriye politikasını da ekleyelim abi. Suriye politikasında ne olur? Şimdi Amerikan yönetimi açısından olaya bakıyorum. Amerikan yönetimi açısından. Bunları ben kendim söylüyorum demiyorum, lütfen. Evet. Amerikan yönetimi açısından bir çıkmaz şu. Kötü olan şu. Başkan yardımcısının geldiği, Kamala Harris'in geldiği Kaliforniya'da ve Demokrat Parti'nin genelde yapısını oluşturan ve çok etkileyen Kaliforniya'da Ermeniler çok aktif. Rumlar da öyle. Burada çok aktifler. Onlar Türkiye aleyhine bir takım kuralların getirilmesini isteyecekler. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Orta Doğu'da, Kafkaslar'da, Anadolu'da, Balkanlar'da ve Avrupa'da aynı anda etkili olabilen tek ülke. Tek devlet. Önce Türkiye kendi önemini bir anlayacak. Ve bu önemini Amerikalılara anlatacak. Bunu biz yapacağız. Biz anlatacağız. Diyeceğiz ki siz önümüzdeki dönemde madem NATO'ya inanıyorsunuz, madem güçlü bir NATO istiyorsunuz, Türkiye'siz NATO olmaz diyecek. Şimdi yeni oyun planımız bu bizim. Onun ötesinde şimdi Biden bunu alacak, değerlendirecek. Bir tarafta siyasal çıkarları, ki başka bir dönem, yani ben bir dahaki dönem bile Biden'ın 81 yaşına gelmiş olacak, aday olacağına inanmıyorum. Yani büyük bir olasılıkla Kamala Harris'i ilk kadın olarak belki başkanlığa aday gösterecekler. Hani çok fazla Ermenilere ve Rumlara taviz vermelerini gerektirecek bir şey olduğuna da inanmıyorum. Türkiye'nin ciddiyetini ve Türkiye'nin önemli konumunu, bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti demiyorum, hükümeti demiyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli konumunu, NATO açısından önemli konumunu dikkate alarak Türkiye ile ilgili çok fazla yaptırımda bulunmak isteyeceğine inanmıyorum. Peki. Yani Amerika yönetim açısından bu. Öyle Peki. bir şey yaparsa, birincisi biz varız, engellemek için her türlü çabayı göstereceğiz. İkincisi, Türkiye'nin ne yapacağı çok önemli. Yani eğer NATO'nun bu kadar önemine inanıyorsa bir lider, Türkiye'siz NATO ne kadar etkili olur? Yani bunu da değerlendirecek. O nedenle eğer bu daha ciddi bir ekonomik politika, daha ciddi bir dış politikayla da desteklenecekse, yani bakın çok değerli, bizim çok değerli dışişlerinde çok değerli büyükelçilerimiz var.
Yani bunlardan birçoğu, yani ben bunların isimlerini tek tek sayabilirim. Evet. Konuyu çok evet. bilen arkadaşlar. Şu andaki Serdar Kılıç, Büyükelçimiz Washington'daki evet. benim sınıf evet. arkadaşımdır. Siyasaldan, mülkiyeden. Bu arada siyaset konusunda da konuşuyorum. Bu konuda kendimi yetkili görüyorum. Ben çünkü gururlu bir mülkiyeliyim. Mülkiyeden arkadaşım. Bilenler var dışişlerinde. Bıraksınlar ona. Evet, çok değerli, çok değerli dışişleri yetkililerimiz var muhakkak. Hem şu anda çalışan, evet, çalışmayan. Evet, Türkiye evet. gerçekten de mühim bir ülke ve kendisini anlatabilirse elbette ki bu imkanları sağlar diye düşünüyorum ben de. Bu yani arada çok efendim fazla yeni bir yaptırım geleceğine inanıyorum. Halk Bankası konusuna dönüleceğini pek sanmıyorum. Dönerlerse bile yani... vereceksiniz, keseceksiniz, kolu gidecek yani. Yapacak bir şey yok yani. Ne geliyorsa mücadele yapılacak evet. yani. Bu arada de. Zarrab davasını ben de izledim. Evet. Şimdi yani bir haber vermek istiyorum. Efendim, haber verilmeyişinin haberini vereyim. Habertürk haberi vermeye başlamış. yani hani ya. Bizde hani şey denir... hani balığa çıkalım. Değil mi? Öyle bir laf vardır. Evet. Falan. Uyan da bayağı. Uyan da balığa çıkalım diye. Efendim İngilizce'de de good morning after supper diye bir laf vardır. Yani akşam yemeğinden sonra günaydın diye. 4,5 saat sonra herhalde artık bir şeyler yazılabilir diye mi düşünüyorlar? Evet. Gene de evet. Habertürk hiç değilse evet. yapıyor bunu. Trump'la ilgili son bir yorum yapabilir evet, miyim Cüneyt Bey? Çok kısa, yani 30 saniye. Buyurun. Bakın, Trump reis bile bu işi kaybettiyse hiç kimsenin yeri garanti değil. Evet, çok güzel. Cihangir Bey, şimdi siz de Amerika'yı çok iyi tanıyorsunuz. Çok bu, iyi değil ama bir 6 sene geçirdim. 6 sene diye. Yani bize göre iyi tanıyorsunuz. Tabii tıp çevresiyle. Tamam. Şöyle bir baktığımızda bütün dünyada şu yorum yapılıyor. İşte kibarca popülist liderler, sağ popülist liderler denilen bir otoriter liderler falan deniliyor. Bunlar Polonya lideri, efendim Macar Orban, efendim ondan sonra biraz Putin. Tabii muhakkak ve muhakkak Sayın Erdoğan listede yerini alıyor. Ve bu Trump'ın kaybetmesi... Bu popülist liderler arasında en renkli şahıs, turuncu renkli şahıs olarak öne çıkıyor idi. Şimdi buradan bir acaba akım mı başladı? Öyle bir şey söyleniyor. Diğer liderler açısından, liderler önemli değil ama rejimler açısından veya eğilim açısından bu bir tehlike zili mi? Veya oradaki insanlar açısından bu müjdeli bir haber mi? Daha demokratik bir yapıya doğru. Öyle bir şey görüyor musunuz siz de? Ve muhalefet tabii burada önemli olan hiçbir otoriter rejim kendi gitmeyeceğine göre muhalefet ne yapmalı bu gelişmeden sonra? Türkiye için muhalefet diyoruz. Tabii tabii. Mi? Dünya evet. için de söyleyebilirim. Teşekkür ama ederim. Rica ederim. Ben Sayın Hocamın da Sayın Cengiz'in de dinlemesini ve aslında eksikleri tamamlamasını rica ederim. Tabii o çok daha yakından takip ediyor olayı. Şimdi bu otoriter liderlik konusunda bir defa Trump alsaydı seçimi bugün hepimiz gerçekten bütün dünya daha karamsar bir halde olacaktı. Sayın Biden'ın alması evet bir umut ışığı yaktı. Sadece Amerika Birleşik Devletleri için değil, şey için de yani bütün dünya için de. Fakat şöyle bir durum var tabii. Sayın Obama'nın başkanlığı gerçekten değişik bir başkanlıktı, değişik bir figürdü ama Sayın Obama'nın bazı icraatlarına baktığınızda aslında cumhuriyetçilerden de daha sert olabildiğini gördük. Özellikle dış politika konusunda ve ABD'nin dışarıdaki çatışmaları konusunda. Yani şu aklıma geliyor, sistem acaba aktör değiştirip kendi bildiğini okuyor mu? Bu bir soru, sadece soru. Buradan öteye gidemem çünkü spekülasyon olur. Peki bu popülist liderler meselesine biz nereden geldik? Şuradan geldik. Aslında Obama'da da ben bunun örneklerini gördüm. Bakın, bilgi, bilim çok değerli bir şey. Hiç bunda tartışma yok ama...
bilgi ve bilimin biz beyaz yakalılar tarafından belki halka karşı diktatörce kullanılmasının bir sonucu olarak halkta oluşan tepkinin aslında sınıfsal olarak kendisiyle hiç alakası olmayan kişilerle liderliğinde birleşmesi. Bu tip liderliklere bakalım. Şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Önce bütün kendi kültürel havzasını içeren, yani kültürel havzasındaki bütün ekonomik katmanları içeren bir sütunu kendi yanına alıyor. Fakat bakıyorsunuz onun altında tamamen yatay olarak düşünebileceğimiz en alt katmanları da bu koalisyona katmayı becerebiliyor. Yani L tipi bir grafik ortaya çıkıyor. Şimdi bir defa bir orta sınıfın, biz beyaz yakalıların belki özellikle duvar çöktükten sonra, duvar yıkıldıktan sonra bir takım idealleri bir kenara bırakıp kendi zevk havzamıza, haz havzamıza dönerek kendi altımızdaki katmanlarla ilişkiyi kopartmamızla alakalı da olabilir. Öyle düşünüyorum. Yani bakıyorsunuz özellikle bu orta sınıf adeta kendilerini istihdam eden patronlar gibi benzer arabalara, benzer evlere sahip olmak istiyor ve dünyayı böyle algılıyor. Ama daha öncesine baktığımızda doğru veya yanlış, hepsinin elbette ki eleştirecek tarafları olur ama ben en azından 78 kuşağı denen kuşaktanım. Bizim hepimizin dünya için bir şeyimiz vardı, önerdiğimiz bir takım programlar vardı. Bunu söylemek istiyorum. Tabii ki hepsi eleştiriye açıktır ve gözden geçirilmelidir. Böyle bir kopukluk var. Yani aşırı bireyselleşme, bilginin bir tahakküm aracı olarak kullanılması ve alt sınıfları adeta ezmede kullanılması. İşte orta katmanların bu tutumdan çıkması ve gerçekten bir anlamda altta olan daha suistimale açık kesimlerle irtibat kurarak siyasi bütünlüğün, yani daha doğrusu toplumsal bütünlüğün önce tekrar sağlanıp bunun siyasete aktarılması lazım. Popülist liderlere karşı, bu popülist lafını da sevmiyorum. Olayın popülistlikle de bence pek bir alakası yok ama hani faşist dememek için öyle deniliyor yani diyen de var. Şimdi bu otoriter diyelim biz hadi. Otoriter, hatta yer yer totaliter özentilere karşı muhalefet ne yapmalı? Türkiye'de de ciddi bir totaliterleşme eğilimi olduğu birçok kişi tarafından söyleniyor. Türkiye'de muhalefet ne yapmalı sizce? Tabii bu sadece bir bakanın azledilmesi veya istifasıyla düzelecek bir hadise değil. Bakın bu ülkede bir İçişleri Bakanı çıkıp Anayasa Mahkemesi ile aşık atabiliyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı ile tartışmaya girebiliyor. Böyle bir devlet, böyle bir devlet ciddiyeti, böyle bir hukuk devleti olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Sermayeyi hocamın yanında ukalalık edelim biraz. Sermayeyi sopayla idare edemezsiniz. Sermaye kendine güvenli bir yer arayacaktır. Ama Türkiye'de siz bu müsaadeleri, şirketlerin malına el koymayı bu kadar kolay hale getirdikten sonra bırakın yabancı sermayenin gelmesini, Türkiye'deki yerli sermayenin dışarıya kaçtığını, İngiltere'ye, Polonya'ya, Ukrayna'ya kaçtığını görüyoruz. Bunu eşten dosttan da duyuyoruz. Acil problemlerimiz bizim öncelikle özgürlükler. Bakın ifade özgürlüğü bunların en başında gelir. Yani hepimizin bir şeyler ortaya koyabilmek, çözüm sunabilmek için kendimizi ifade etmemiz gerekir. İfade özgürlüğü ve özgürlükler sorununun, insan hakları sorununun, kuvvetler ayrılığı sorununun, toplumun kutuplaşması sorununun ki bunda bize iş düşüyor. Bu artık yönetsel bir şey değildir. Bizim dilimize, az önce vurgulamak istediğim, ucundan dokunduğum hadise de budur. Bu ülkede birlikte yaşayacağız ve tıpkı ne kadar eleştirsek de Amerika Birleşik Devletleri bu konuda iyi bir örnektir. 50 tane devletin, 50 tane eyaletin adeta bir araya gelip tek bir çatı altında kendilerine bir yönetim oluşturabildiği, dünyanın bütün etnik ve dinsel yapılarının içinde yer alabildiği ve bir anlamda birlikte yönetme çabasıdır. Böyle bir, bundan daha iyi bir formülü biz üretmek zorundayız.
İşte muhalefetteki şu andaki ittifakın kıymetini ben burada görüyorum. Bakınız, yeni siyaset Türkiye'de muhalefet cenahından doğacaktır. Artık AK Parti, evet, MHP, Vatan Partisi'ni de katın bunun yanına, hiç çekinmeyin, ve BBP. Bunlar eski siyasettir. Ama muhalefetten doğacak yeni siyasetin yeni bir şeyler, sadece yeni de değil, doğru olacak. Yani bir, gerçeklik içerisinden çıkmış bir doğru olacak. İki, etik olacak, ahlaki olacak ve böyle bir dilin siyasete tercüme edilmesi. Bu nerede kilitleniyor? Bir arada yaşamak. Bir öteki, bakın, bir arada yaşamak, yan yana yaşamaktan bahsetmiyorum. Herkesin özgürce kendini rahatça ifade edebildiği, kendi varoluşunu özgürce gerçekleştirebildiği bir ortamın tesisiyle bir arada, gönüllü bir şekilde bir arada yaşamak. Bunu yasayla yapamazsınız. Saygı, saygıdan öte ihtiram gerektiren bir konudur bu. Yani sadece benim haklarımı tanımak değil, benim hassasiyetlerimi de bilerek, evet, ben de sizin hassasiyetlerinizi bilerek, sizin değer dünyanıza saldırmadan veya bilinçsiz bir şekilde sizin değer dünyanızın üzerine ayak basmadan yürüyebileceğimiz bir dünyada ancak rahat ederiz. Peki. Bunun içinde muhalefetin, bütün siyasi partilerin, gayet açık konuşuyorum, bütün siyasi partilerimizin ciddi sorunları var. Hani siz arada bana sordunuz niye Saadet'ten istifa ettiniz vesaire. Ben açıklamamda, siz sormadan ben söyleyeyim, yazılı açıklamamda söyledim. Yani vesayetten bahsettim, o kadar. Daha fazla da, yani hiçbiriyle kötü olmadık. Böyle bir istifa zaten Türkiye'de gerçekleşmedi. Karşılıklı teşekkür ettik, öpüştük, helalleştik ve ayrıldık. Ama bütün siyasi partilerimizin bir vesayet sorunu var. Yani bunları kendi işlerinde çözmeliler. Bu ülkede Kürt'le, Alevi'yle, tarikatçısıyla, hepsiyle bir arada yaşayacağız. Başka kimsenin gidecek bir yeri yok. Ama ortak bir anayasa, ortak bir hukuk, ortak bir etik oluşturarak yolumuza devam edeceğiz. Bunun için siyasi partilerimizin daha cesur olması, hepsinin kendi vesayetlerini gerçekten masaya yatırması ve hepsinin de sadece diğer siyasi partilerin açısından değil, vatandaşın kendileri hakkındaki çekince noktalarını çok iyi tespit ederek yeniden bu birlikteliği daha güçlü bir şekilde devam etmesi. Peki, diyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi Ömer Faruk Bey, hem bu konuyu size de sormuş olayım, hem de ama şunu sorayım. Allah aşkına, Türkiye'nin beka sorunu diye her şey söyleniyor. İşte şu oldu, Türkiye'nin beka sorunu, Suriye Türkiye'nin beka sorunu, efendim Cumhur İttifakı yenilirse Türkiye'nin beka sorunu falan, seçimi kaybedersek Türkiye'nin beka sorunu. İşte benim durumum kötüye giderse Türkiye'nin beka sorunu. Türkiye bu kadar zayıf bir ülke değil ama öbür yandan herhalde şöyle bir soru sorulabilir. Hukuku ve bununla beraber insan haklarının tamamını ayaklar altına almak bir ülkenin en büyük beka sorunudur belki. Tamam. Bana öyle geliyor. Çünkü çevrenizdeki bütün ülkelerle başınız böyle belaya girer. Kendi ülkenizdeki bütün insanlarla da böyle belaya. Trump orada ne yapmaya çalışıyorsa, bin beteri burada yapılıyor ise, işte size problem. Bilmiyorum. Siz cesur bir şekilde kim olursa olsun cezaevlerinde insanlara yapılan haksızlıkları gündeme getiriyorsunuz. Kim olursa olsun insan haklarına yapılan saldırıları gündeme getiriyor ve savunuyorsunuz. Biraz anlatır mısınız bu meseleyi? Efendim, şu beka meselesi çok net. Türkiye'nin beka meselesi demokrasi ve hukuka dönmesidir. Çok net. Bu olmadıktan sonra Türkiye'nin bekası mümkün değildir. Evet, ne ekonomi düzelir, ne sosyal. Hiçbir şey düzelmez. Evet. Yani şu anda ekonominin bu kötü hali ifade özgürlüğünün olmamasından ve diğer özgürlüklerin olmamasındandır. Çok nettir. Ülkede gerçekten demokrasi ve hukuk anlamında sadece, bakın, biz muhaliflerin söylediği iddialarla değil, dünya kriterleri bunu söylüyor.
insani, hukuki gelişim endeksleri çok net bir şekilde yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, demokrasi gibi endekslerde Türkiye'nin Dünya Ligi'nin dibine düştüğünü, Afrika Ligi'nde olduğunu söylüyor. Türkiye'de şu andaki ana sorun, iktidarın anayasayı, hukuku ayaklar altına alması, ben merkezi bir yönetim sergilemesi ve bunu dayatması. Bu yürümüyor. Hani bakın, bu şekilde bir yönetimi 21. yüzyılda Türkiye kabul etmiyor. Olamaz bu. Bunun için bakın, iktidar istediği gibi kelle alıyor. Yüz binlerce KHK'lıyı işinden istediği gibi atıyor. Sorgusuz, sualsiz, anayasayı ihlal eden KHK'larla işinden atıyor. Ve 4 yıl oldu. Bakın, o kadar büyük bir skandal yaşanıyor ki biz bunu takip ediyoruz. Dünyanın başka bir yerinde yok. Size bir haksızlık yapılsa ne yaparsınız? Yargıya koşarsınız, değil mi? Ama Türkiye'de on binlerce insan şu anda kendisine haksızlık yapıldıktan sonra ulaşabildiği bir yargı merciği yok. Kendisine OHAL komisyonu sunulmuş ve OHAL komisyonu da şu anda 16 bin kişinin dosyasını 4 yıldır daha incelememiş. Böylesine bir skandal olamaz ve insanlar bundan dolayı intihar ediyorlar. Köşeye sıkışmış insanlar intihar ediyor. Bir insanı çok fazla köşeye sıkıştırırsanız sonuçta psikolojisi bozulur ve maalesef hayatını değiştirme yolunda adım atabilir. Türkiye'de ağır insan hakları ihlalleri hayatın her alanında. Bakın, cezaevlerindeki durumu biz yakından takip ediyoruz. Ben Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesiyim. Evet. Çok yoğun bir şekilde takip ediyorum. En başta şunu söyleyeyim, değerli halkımız da bilsin. Mecliste böyle bir komisyon var ama bu komisyonun çoğunluğu AK Parti ve MHP ittifakı, Cumhur İttifakı'nda ve insan hakları ihlallerini binlercesini götürüyorum ben. Dilekçelerimle binlercesini götürüyorum. Bir tek bile ihlal kararı çıkarttırmıyorlar. Skandal bir durum. İnanılmaz bir durum. Binlerce ihlal götürüyorum ve oy çokluğuyla her şey sümen altı ediliyor. Bakın, yani bu kadar her şeyin sümen altı edildiği bir ülke normal olabilir mi? Bu ülkenin siyaseti de bozulur, ekonomisi de bozulur. Her yerden bir patlak çıkar. Bugün siz biliyor musunuz, çok ülkenin değerli insan hakları savunucularının, çok önemli hukukçularının yazdığı kitaplar cezaevlerine giremiyor. İfade özgürlüğü ile ilgili kitaplar giremiyor mesela. İfade özgürlüğü yasak yani. Evet, yasak. Bakın, daha geçen gün biz rastladık, bana geldi, soru önergesiyle sordum. Diyarbakır cezaevine aralarında Türkiye'nin en önemli hukukçularının, insan hakları savunucularının olduğu bir kitap, ortak bir kitap, ifade özgürlüğü kitabı alınmadı. Gerekçeyi sorduk. Gerekçe inanılmaz. Cezaevi yönetimi tamamen kendi keyfi anlayışıyla bir gerekçe yazmış, göndermiş. Yani bunu ben, bu gerekçeyi Türkiye'nin önemli insan hakları hukukçularına ne yazmış? Gönderdim. Türkiye'de demokrasiyle hukuk yasak, bilmiyor musunuz diye mi yazmış? Bizim evet, aynı şekilde. Bizim görüşümüze göre bu kitap işte teröre hizmet etmektedir. O yüzden terör unsuru kitaplarda buraya giremeyeceğine göre. Ya bu kitabın yazarlarından birisi Zühtü Arslan. Ve Kerem Altıparmak mesela. Türkiye'nin çok saygın hukukçuları ama orada bir tane müdür oturmuş, ben bu kitabı almıyorum diyor. Veyahut da bakıyorsunuz böyle bir ülkede işte... Son bir iki dakikamız kaldı. Tamam. Cezaevlerinde insanlar ölüyor. KHK'lı polis memuru Mustafa Kabakçıoğlu'nu biliyorsunuz. O kadar kötü bir ortam var ki cezaevlerinde. Aslında o görüntüyü de verebilir arkadaşlar. Evet, zaten cezaevlerindeki ortam bir ülkenin insan hakları halini en net şekilde gösteren şeydir. Zaten kötü bir ortam vardı. Cezaevleri 120 bin kişi kapasiteyken 300 bin kişi doldurulmuştu. Ve koronavirüs enfeksiyonu da eklendi. Hepten çığırından çıktı. İnsanlar hücrelerinde ölü halde bulunmaya başlandı. Tek kişilik hücreler. Şu anda korona ciddi bir tehlike mi? Son derece ciddi bir tehlike. Birçok cezaevinde şu anda korona salgını var. İnsanlar ölüyor. Ve sonuçta Adalet Bakanı Haziran ayından beri açıklama yapmıyor. Cüneyt Bey, biz böyle bir ülkede yaşıyoruz. Bakın, zamanında
bir Milli Eğitim Bakanı vardı. Derdi ki, ya şu okullar olmasa Milli Eğitim Bakanlığı ne güzel yönetirdim. Sayın Abdülhamit Gül de sanırım öyle düşünüyor. Şu cezaevleri olmasa nasıl evet. güzel yönetirdik. Şimdi Serkan Tumay cezaevinde darp sonucu ölen bir insan. Mustafa Kabakçıoğlu yine çok ağır hasta olmasına rağmen tek kişilik hücresinde ölü bulunan bir insan. Muzaffer Özcengiz bir doktor olarak ben biliyorum tahlillerini inceledim. Hastaneye gidiyor. Yoğun bakıma yatması gerekiyor. Yoğun bakıma yatması gereken insanı cezaevine gönderiyorlar. Tek kişilik hücresinde ölüyor. Böylesine ağır insan hakları ihlallerinin olduğu bir ülkedeyiz maalesef. Tablo son derece ağır. Efendim maalesef süremiz bitti. Aslında keşke bir bölüm daha olsa da o kadar konuşacak vaktimiz var. Biraz Veysi Bey'in şeyinden çaldık ama o benim devamlı konu olsaydı. Bir cümle ekleyebilir miyim? Çok kısa lütfen. Yani çıktığım her yerde KHK'lılar hakkında mutlaka konuştum. Burada da hiç olmazsa bir cümle etmek Peki, buyurun. İstiyorum. Yeni başladığımızdaydı değil mi Sayın Gergerlioğlu? Sorduk şeye. Bu evet. üçüncü bütçe olacak yani başladığımızdan evet, üçüncü, beri. Evet. Bir seneye biter dediler değil mi o zaman ilk sorduğumuzda. Evet, evet. Bu dosyaların incelenmesi. Şu anda 16 bin dosya daha tamamlandı. O kadar büyük bir skandal. Korkunç. Yani bu durumda KHK'lılar mahkemeye dahi gidemiyor. Ve bu insanların çok büyük ekonomik sıkıntıları var. Çok büyük psikolojik sıkıntıları var. Evet. Kısa oldu ama bir daha başka bir programda daha geniş Efendim, bahsedebiliriz. Efendim tabii gündem dolayısıyla daha geniş konuşabilirdik belki ama gündem de öne çıktı. Şu kadarını hatırlatarak hemen bitireyim. Bakın Türkiye benzer hadiseleri 12 Eylül'de yaptı. 12 Eylül'ün Türkiye'ye verdiği zararın haddi hesabı yoktur. Türkiye Avrupa'dan son derece uzaklaşmıştır. Siyasi olarak yalıtılmıştır. Orada gördüğümüz zararları bugün hala daha yaşıyoruz. Yani canım ne olacak? İnsan hakları ihlal edilirse ne olur derseniz işte efendim ne dolar durur, ne Türkiye'nin siyasi, ne iç siyaseti yerli yerinde durabilir. Hepsinin altındaki asıl etken hukuk ve hukuksuzluktur. Öyle söyleyeyim. Bu da benim kişisel kanaatim. Efendim yeniden karşınızda olmak ümidiyle hoşça kalın.